Selamlar herkese. Bugün Go eğitiminin External Communications konusuyla karşınızdayım. Bugün yalnız bir sunum olacak. Diğer arkadaşlar müsait olmadıkları için gelemediler. Ben çok kısa bir müsaadenizle tek olduğum için yayını bir kontrol edeceğim. Herhangi bir sorun olup olmadığını tabletten bir kontrol etmek istiyorum. Tamam. Şimdi bir arkadaşımızın ya Vantab'e bastım. StreamYard'ı kapattım. Süper. StreamYard. Bir arkadaşımızın sorusu olmuştu öncelikle. Database eğitimi iptal mi edildi diye. Aslında database etkinliği dün değil önceki gündü diye hatırlıyorum. Fakat bu eğitimi yapamadık. Bayağı yoğunluk vardı açıkçası. Onu erteleyelim dedik. Sonra da External Communications etkinliğiyle bir araya getirelim. Birbiriyle çünkü bağımlı konular var. Yani aslında bu konuları ayrı ayrı anlatacaktım. Yani database'i tek başına anlatacaktım. External Communications'ta da RabbitMQ'yu, Redis'i kullanmayı ve Kafka'dan bahsedecektim. Nasıl olduklarını. Ama şöyle dedim, bu iki etkinliği madem birleştirdik bir aksama yaptı. Böyle daha gerçek hayata yönelik bir etkinlik olsun bu. Ve konu içeriğini şöyle kendimce değiştirdim. Bugün sizlerle bir database kullanımını göreceğiz. Go ile bir PostgreSQL'e nasıl bağlanırız ve CRUD işlemlerini nasıl yaparız bunu göreceğiz. Kaba taslak temel bilgileri alacağız. Daha sonra bir API yazacağız. Bir HTTP REST API yazmaya çalışacağız. Bu REST API ile aslında ya, database işlemleri yazıp arka planda REST API ile database'e bir şeyler kayıt edeceğiz. Daha sonra RabbitMQ'dan bahsedeceğim. RabbitMQ nedir, niye kullanırız gibi kavramları anlatacağım. Daha sonra Redis ile bu yazdığımız API'ya database sorgularımızı cacheleyecek, database'den dönen cevabı cacheleyecek implementasyonu yapacağız. Redis ile cache nasıl kullanılır bunu göreceğiz. Böyle bir anlatım olacak. Lafı fazla uzatmayayım. Hemen ekran paylaşıp sizlere anlatmaya başlayayım. Share screen diyorum. Entire screen. Şimdi. Bugün önden bir kod hazırlamadım. Yani ben kendim çalıştım tabii ki birazcık. Sizlere hazırlıklı gelebilmek için. Fakat kodları bugün birlikte yazacağız. Çünkü database ve RabbitMQ böyle hazır kodlar üzerinden anlatması benim için de biraz zor olacak. Hem de madem ki etkinliği birleştirdik sıfırdan hep beraber yapalım istedim. O yüzden etkinlik süresi belki birazcık uzayabilir. Hatalarla falan karşılaşırız şimdi. Şimdi öncelikle Go'da bir database nasıl kullanılır? Database'e nasıl bağlanılır? Go'nun bildiğiniz gibi birçok için hazır paketleri var. Tabii bu database için de var. Database'e bağlanmak için Database SQL diye bir paketi var. Fakat bu paketin kendisi doğrudan herhangi bir database'e bağlanmıyor. Herhangi bir database'e connection açmıyor. Bu paket birçok interface barındırıyor. Ve bu interface'i implement eden driver'lar var. Örneğin PostgreSQL'e bağlanmak istiyorsanız libpq diye bir driver yazılmış. PostgreSQL özelindeki işlemleri yapan. Ve bu driver aslında arka planda Database SQL paketindeki bazı interface'leri implement edip kendisini bu Database SQL paketine register ediyor. Bakın farkındaysanız bu driver'dan herhangi bir şey kullanmıyorum ben. Ama bu driver'ı import edip driver'ın içerisindeki init fonksiyonunun çalışmasını sağlıyorum. Yani muhtemelen bu paketi incelediğimizde bir yerlerde bir init fonksiyonu göreceğiz ve kendisini SQL driver'ına register ettiğini göreceğiz. Bununla ilgili çok güzel bir makale var. Aslında Go Design Patterns in Go SQL Package diye aratırsanız çok güzel bir makale var. Burada aslında Go'ya özel, Go'nun idiomlarına özel birkaç design pattern kullanılmış. Yani burada herhangi bir isimlendirme yapmayacağımız Go'ya özel bazı yapılar kullanılmış. Benzer bir yapı Dapper diye bir Microsoft'un open source projesi var. Orada da kullanılıyor. Böyle harici driver'ların, extension'ların kendine main koda register etmesiyle ilgili. Burada güzel bir aslında extensible bir yapı yapılmış Go tarafından. Go ile ilgili daha SQL ile ilgili daha detaylı araştırma yapmak isteyen arkadaşlara şöyle iki tane presentation moda geçeyim hemen. Şöyle iki tane makale linki bıraktım. Bu kodları tamamlayınca pushlayacağım repository'ye. Oradan da erişebilirsiniz. Bunları Discord'a da atacağım. İsterseniz chat'ten de gönderirim birazdan.
Bu iki makale güzel. SQL'e başlamak için Go'da bayağı temel ve adım adım anlatan iki makale. Ben de bunları bir okudum, bilgilerimi tazeledim tekrardan. Şimdi isterseniz yavaş yavaş Go ile bir PostgreSQL'e nasıl bağlanırız, CRUD işlemlerini nasıl yaparız biraz görelim. Ben tabii bir elimizde öncelikle bağlanmamız gereken bir database olması gerekiyor. Ben lokalimde Docker'la bir PostgreSQL kaldırdım. PostgreSQL Alpine 3.14'ten almışım. Bunu da nasıl yaptım? Docker run dedim. Şöyle bir Docker komutuyla aslında PostgreSQL'i kaldırdım. Port mapping verdim. Password'ünü değiştirdim. Ve ismini verdim container'ın. Daha sonra bu PostgreSQL'e pgadmin denilen tool'la Graphical User Interface ile bağlandım. Ve bir database oluşturdum. Burada GoDB diye bir database oluşturdum PostgreSQL içerisinde. Daha sonra Schemas Public altına bir table oluşturdum. Cities diye bir table oluşturdum. Ve bu table'a 3 tane kolon koydum. Birincisi ID kolonu, name kolonu ve kod kolonu. Neden bu kolonları koyduğumu söyleyeceğim. Cities diye bir tablo oluşturdum. Bu kolonda aslında city, şehir isimlerini ve plakalarını, plaka kodlarını tutacağız. Şimdi Golang'e geçelim. PostgreSQL'e nasıl bağlanırım? SQL paketinin open diye bir metod fonksiyonu var. Bu içerisinde iki parametre alıyor. Driver name ve data source name diye. Driver name'imiz PostgreSQL. PostgreSQL'e bağlanmak için gerekli bilgileri de şurada string formatla veriyorum. Aslında host bilgimiz, port bilgimiz, PostgreSQL user'ımız, şifremiz, hatırlarsanız container'ı kaldırırken Docker'a verdiğimiz şifre ve database ismimiz. Bu da pgadmin'den oluşturduğum database'in ismi. Şimdi bu komutlarla henüz aslında database'e connection açmadık. Database'e bağlanacak driver'ı hazır hale getirmiş olduk. Şimdi peki bir database'e nasıl? Hemen insert ile başlayalım. Database'de ne gibi işlemler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Şöyle bir yazıp bakalım. Database'de bir insert işlemi yapabiliriz. Aslında CRUD demiştim ya, şöyle yapayım. CRUD. Bugün CRUD işlemlerinden bahsedeceğim. Yani şeye çok fazla girmek istemiyorum. Eğitimin kendisi database internal'ları, işte table'lar, sorgular nasıl atılır, işte ne bileyim inner join'lar, indexing nedir, işte execution plan nedir falan. Database anlatmak olmadığı için database'in kendisini anlatmaktan ziyade işte Go ile CRUD işlemleri nasıl yapılır onları anlatmaya çalışacağım. CRUD dediğimiz şey şudur: create, read, update ve delete. Yani bir veri oluşturma, veri okuma, veriyi update etme ve veriyi silme üzerine. Bunun database'de yazacağım sorgulardaki karşılığını belki şöyle yapabiliriz. Insert statement'ı diyebiliriz. Read'e select statement'ı diyebiliriz. Update'e update statement'ı, delete'de gene delete statement'ları diyebiliriz. Peki o zaman hemen bir create işlemiyle başlayalım. Function diyelim. Insert diyeceğim. Tabii biz bunu yapmadan önce şöyle bir şey yapalım. Şimdi database'e ya da vazgeçtim. Adım adım gidelim. Kararsız kaldım. Hemen insert fonksiyonumuzu oluşturalım. Insert city diyelim. Şimdi ben burada database struct'ımı global olarak tanımladım. Bu her yerden erişilebilir bir durumda. Bütün DB işlemlerimi de bu değişken üzerinden yapacağım. Şimdi bu değişkene baktığımızda bir sürü metodu var. Bizim bugün bakacaklarımız query metodu, exec metodu, begin metodu ve prepare metodu. Insert yapma işlemi aslında bir exec işlemidir. Bir insert statement'ı çalıştırmak istediğimizde exec'i çağırırız. Şimdi şöyle sorgumuzu yazalım. Database'e ne demiştik? Bir city insert edeceğiz. Insert into. Bu çeşitli, yani kullandığınız SQL işte nedir? PostgreSQL mi? SQL Server mu? Oracle mı? Yazacağınız sorgu ona göre değişir. Buna dikkat etmelisiniz. Insert into cities diyeceğim. Cities. Ne insert edeceğim? Name ve kod bilgisini insert edeceğim.
Network into Cities. Sonrasında Values yazıyoruz. Values kısmına da mesela İstanbul'a ekliyorum. Yanına da 30-34 yazıyorum. Şu sorgu çalıştığında aslında şunu yapacak. City tablosuna name alanına 34 kod, name alanına İstanbul, kod alanına 34 bilgisini insert et diyor. Geriye de ne dönüyormuş bakalım? Result ve error dönüyormuş. Hemen şöyle result ve error diye tanımlamamızı yapalım. Hemen error'umuzu kontrol edelim. Burada error kontrollerini ben hep şey yapacağım. Error null değilse FMT printlenle ekrana bastıracağım. Yani gerçek bir error handling yapmayacağım. Gerçek bir uygulama yazdığınızda error'u farklı şekilde handle etmeniz gerekebilir. Ben örnek olsun diye sadece error'u ekrana bastıracağım. Result'ta bakalım ne varmış? Rows affected ve last insert ID diye bir şey varmış. Burada rows affected'ı kullanacağım. Bunlar arka planda kullandığınız driver destekliyorsa kullanabileceğiniz metotlar. Mesela last insert ID'ye benim kullandığım bu libpq driver'ı desteklemiyor. O yüzden sadece rows affected'ı kullanacağım. Bu rows affected şu demek aslında. Ben bu sorguyu çalıştırdıktan sonra kaç tane satır etkilendi? Yani aslında kaç satır insert ettim ben buradan görebileceğim. Rows affected'ı dedim. Başka bir şey yoksa şunu çalıştırabiliriz. Şöyle insert city. Hemen view'dan appearance tools window terminalimi açayım. Şöyle gözüküyordur umarım. Clear ettim. Go run main go diyorum. Bakın burada bana bir değerini bastı. Rows affected kısmında. Şu nil nereden geldi? Bu nili anlayamadım. Ha tamam, bu nil de şey, rows affected geriye iki değer dönüyor. Int 64 ve error, herhangi bir error yok. Bir satır etkilendi diyor. Şimdi gidelim database'imize bakalım. Cities tablosunda tüm satırları göster diyorum. Bakın buraya name İstanbul, kodu 34 olan ve ID'si de 7 olan. ID'si neden 7? Ben deneme yaparken 6 tane insert yaptım daha önce. Onları sildim. O yüzden 7'den devam etti. Integer, auto increment olduğu için bir olan otomatik geliyor. Biz kodda vermiyoruz. İstanbul ve 34 olan veri buraya geldi. Çok güzel. Şimdi bu veriye ben dışarıdan parametrik insert etmek istiyorum diyelim ki. Şöyle yapalım. Tepeye buraya bir type tanımlayayım ben. Type, city diyeyim, struct diyeyim. Bunun name diye bir değişkeni var, string. Code diye bir değişkeni var, integer. Ve bir de aslında ID diye bir değişkeni var database'de. Yani database'deki tablomuzu temsil eden bir struct oluşturdum buraya ben. Bir yandan yorumlara bakıyorum. Evet, yani Go'da kullanabileceğiniz çeşitli driver'lar var. Mesela ben PQ seçtim, en temeli daha eski olduğu için. PQX var, PQ üzerine sonradan geliştirilen ve daha çok bir sürü fonksiyonalitesi var. Bu fonksiyonalitelerden bahsedeceğim. Mesela SQL paketiyle neleri yapamıyorsunuz, neler size sorun çıkartıyor, neden farklı şeyler kullanma ihtiyacınız olabilir, bunları bahsedeceğim. Yorumlarda ORM için kullanabileceğimiz paket var mı diye bir soru gelmiş. GORM var. ORM kullanmak zorunda hissediyorsanız GORM kullanabilirsiniz. Ama madem ORM mevzusu açıldı, ben değinecektim buna da. Kısaca değinecektim. ORM nedir? Object Relational Mapping. Yani siz mesela bir struct yazdınız. Java veya .NET veya işte diğer dilleri yazan arkadaşlar bilir. İşte Hibernate olsun, Entity Framework olsun. Bu tarz ORM'lerle siz doğrudan birçok işleminizi tanımladığınız entity'ler ve bunların database mappinglerini, mappingler tanımlayarak veya çoğu zaman tanımlama ihtiyacı duymadan sağlayabiliyorsunuz. Yani ORM üzerinden işte get isteği verip direkt city'ye cast edebiliyorsunuz. Veya direkt insert yazarken komple sorguyu yazmıyorsunuz da. Arka planda o sorgu sizin için generate ediliyor. Siz sadece şunu diyorsunuz. İşte atıyorum x, ORM'imiz x olsun. x.insert city dediğiniz zaman sizin için insert işlemini yapıyor.
Tabii ORM'lerin yani çok detay konusu var. İşte döndükleri objeler, proxy objeler oluyor, lazy evolution'lar var vesaire. Ve çok ORM gerekli mi? Bence değil. Projeye göre değişir. CRUD işlemler için gayet güzel, çok faydası var. Arka planda işte first level caching, second level caching, işte session pooling vesaire birçok connection pooling, birçok şey işlemi yapıyor sizler için. Ama kötü yanları da var. Ne olduğunu araştırmak isterseniz mesela bir yazı var bununla ilgili. ORM is the Amerika'nın savaştı Vietnam. ORM is the Vietnam of the computer science diye aratırsanız eğer. Şöyle bir aratırsanız karşınıza bir sürü yazı çıkacaktır. Bunların en eskisinden okumaya başlayın. ORM'lerin aslında OOP dünyasına çok uymadığından bahsedilir. ORM'i seven de var, sevmeyen de var. Her zaman şunu diyoruz, bir tool ihtiyacınız olduğu zaman kullanın. Ne zaman kullanmanız gerektiğini ve ne zaman kullanmamanız gerektiğini bilmek tecrübedir. Deyip devam edelim. Ben bugün ORM göstermeyeceğim ama onu söyleyeyim. Sevmediğim için değil, hem konuyu çok uzatacak hem de kullanmadım açıkçası. Go'da kullanmadım yani ORM'i. Yoksa Java ve .NET'te yıllarca kullandım bunları. Şimdi insert city'ye parametre olarak biz bir city alalım. Ve bunu parametrik bir insert işlemi yapalım. Mesela ben buradan city nokta böyle yapamayacağız. Buradan şeye geldim. Prepared statement'lara geldim esasında. Şimdi prepared statement kavramı var. Mesela SQL'e elle yazarken çokça karşılaşacağınız bir konu nedir? SQL injection'dır. Dışarıdan parametrik aldığınız değerler sizin SQL'inizi modifiye eder ve zararlı bir SQL haline getirebilir. İşte kişi, dışarıdan kötü niyetli bir kişi sizin SQL kodunuzu aslında değiştirebilir, manipüle edebilir. Bunun için genelde prepared statement'lar kullanılabilir. Dışarıdan sadece SQL injection için değil, yani bir query'yi birden fazla kez execute ettirebilmek için de reusable query'ler oluşturmak için de prepared statement'lar kullanılabilir. Go'da da bunu DB struct'ında prepare fonksiyonuyla yapabilirsiniz. Şimdi aynı sorguyu şuraya taşıyacağım. Ve bunu aslında select aşamasında anlatsam daha faydalı olacak bizler için. Şöyle yapalım. Insert ettiğimiz city'yi bir de select'le getirelim. Select city diye bir fonksiyon yazalım. Prepare statement'ları, binding'lerini oradan yapalım. Şimdi select için query diye bir metodumuz var. Bu query metoduna şunu yazabiliriz. Select id virgül name virgül code from tablomuzun adı ne? Cities. Bunlar hep şey, bu Go ile ilgili değil burası. Burası SQL, kullandığımız SQL sintaksi ile ilgili. Arka plandaki database'in SQL sintaksi ile ilgili. Ama çoğu SQL ile yani şu şekilde datayı select edebilirsiniz herhangi bir tablodan. Şimdi sorgumuzu yazdık. Süper. Query bize ne dönüyormuş geriye? Rows ve error dönüyormuş. Rows, virgül, error diyelim. Gene aynı şekilde şuradan error'umu sahte bir şekilde handle ettim diyelim. Şimdi şu rows, dönen rows struct'ı önemli bir struct. Burada dikkat etmeniz gereken bazı konular var. Query metoduna özel bir şey. Yani rows dönen yerde dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu rows'u işledikten sonra kapatmanız gerekiyor. Bakın rows üzerinde neler varmış bakalım. Bakın rows üzerinde next, close, scan, error, columns, columns type, next, result set diye metotlar var. Biz bugün next, close ve scan metotlarını kullanacağız. Neden close diye bir metot var? Eğer siz bu rows'u kapatmazsanız, şimdi bu query'deki dönen şey, query çalıştığı zaman arka planda bir connection'a bind oluyor. Bir connection üzerinde, database'e bir connection açılıyor. Bu connection üzerine bind oluyor. Ve siz bu rows'u işleyene kadar o connection elinizde kalıyor hala. Bu connection ne zaman kapanıyor peki? Hemen şöyle bakalım. For diyelim. Şöyle rows diyelim. Next metodu. Şimdi rows next ne yapıyor? Benim elimde kaç tane row var? Hala devam eden bir row var mı? Bunun bilgisini bana veriyor. Bunu da genelde şöyle kullanıyoruz. Bunu bir for döngüsüne alıyoruz. Hala bir satır dönüyorsa bana işlem yapıyorum.
İşleminde nasıl yapıyorum? Rows'un üzerinde scan diye bir metot var demiştik. Bunu kullanacağız demiştik. Scan metodu bakalım. Geriye error dönüyor. İçerisinde de bir interface slice alıyor diyelim. Birden fazla interface alıyor. Bunu nasıl kullanıyoruz peki? Ben ne select ettim? Bakayım. Cities tablosunu select ettim. ID, name, code select ettim. Yani bu benim aslında city struct'ıma denk geliyor. Ben bu scan'ın içerisinde şunu vermem gerekiyor. Diyorum ki arkadaşım sen elinden bana her row'da ne döndürmeni istemişim senden? ID'yi, name'i ve code bilgilerini döndürmeni istemişim. O zaman diyorum sen bana her döndürdüğün row'da ID'yi, name'i ve kodu benim city struct'ın içerisindeki şu field'lara setle diyorum. Şu error'u da gene şöyle bir handle edelim yalandan. If diyelim error farklıysa nil'den diyelim fmt printlen error. Şimdi bunu niye aslında yalandan değil error'unuzu parse edemediğinizde burada parse edemediğinizde bu bir error olacak. Şundan bahsedeyim, scan'dan bahsetmişken. Go'nun SQL paketi primitif tiplerle çalışıyor. Primitif tipleri biliyor. Yani şurada paketin detaylarına girersek işte parse ettiği objeler integer, string, işte char, bu tarz primitif objeler. Yani siz kendi yazdığınız type'ı buraya fark ettiyseniz ben şunu diyemedim burada. İşte sen git bu aldığını direkt city'ye parse et gibi bir şey diyemedim. Onun yerine tek tek bütün field'ları field by field buraya mapledim. Manuel olarak elle mapledim aslında. Mesela az önce yorumlarda arkadaş PGX'ten yanlış hatırlamıyorsam bahsetmişti. Pardon SQLX'ten bahsetmişti. SQLX'de yanlış hatırlamıyorsam direkt select diye bir metot var ve o select'in içerisine şu city'yi verdiğinizde direkt sorgudan döneni size sizin struct'ınıza parse edebiliyor. Ama biz temel işlemlere bakıyoruz. O yüzden hiç harici fazla paket kullanmadan SQL üzerinden devam ediyoruz SQL paketinden. Şimdi bir hata olmadıysa ne yapalım? Bir hata olmadıysa da şurada şöyle yapacağım. Vazgeçtim. Şunu şuraya alayım. Dışarıda ben bir array tutayım. İşte ne diyelim? Var diyelim. City array diyelim. City list diyelim. City tipinde bir listem olsun benim. Ve her okuduğum, başarılı okuyabildiğim her row'u da buraya ekleyeyim. City list virgül city diyeyim. Tamam burada şimdi şurada şu for döngüsünde next okuyacak okuma işlemi bitti ya. Next sonlandığında arka planda aslında bu rows'u close ediyor. Yani connection'ı release ediyor. Tekrar kullanılabilmesi için arka planda o connection'ı bırakıyor. Ama şu süreçte bir connection'a bağlısınız şurada ve o connection'ı başkası tarafından kullanılamıyor. Şu arkadaş işi bittiğinde kendisi connection'ı release ediyor ama oldu ki burada bir hata oldu. Burası rows next sonlanmadan şuradan dışarı çıktınız. Yani sadece şu kodu düşünmeyin. Öyle bir case düşünün ki, öyle bir ihtimal düşünün ki çalıştırdığınız kodda işte bu bir function'daydı diyelim ki return attı şurada. Error'ı handle ederken buradan çıktınız, return ettiniz next sonlanmadan. Şu rows close'u explicit olarak yani böyle rows close yazarak çağırabilirsiniz. Bu arkadaş birden fazla kez çağrılmaya müsait bir arkadaş. Herhangi bir sorun oluşturmaz. O yüzden ben işim bittikten sonra rows close'u bastırdım. Ve şurada da sonra da fmt printlen diyeyim. City list'i ekrana yazdırdım. Ben bir tane city eklemiştim. Insert etmiştim. Burayı command line'a alıyorum. Select city'yi çalıştırıyorum. Oran main go diyorum. Bakın bana geldi buraya bir array olarak, bir liste olarak city değerini yazdı. Row'u başarılı bir şekilde parse ettirdim. Bakın burada city list'e append ettim. City list'i bastırdım bir array olarak ve içerisinde de benim az önce insert ettiğim değerim bulunuyor. Peki ya şöyle yapsaydım ben sadece bir city
getirmek isteseydim, bütün city'leri değil de tek bir city getirmek isteseydim ne yapacaktım? Şuradan şu an presentation modda olduğum için göremiyorum net ama şöyle aşağı inip yeni bir fonksiyon tanımlayayım. Select one city diyeyim. One city. Bakalım db nokta query row. Eğer ben sadece tek bir city getirecek olsaydım db query row'u kullanarak bu işlemi yapabilirdim. Aynı sorguyu alacağım. Geriye ne dönüyor? Bakın geriye direkt row dönüyor. Bu ne dönüyordu? Şu ne dönüyordu? Bu arkadaş rows dönüyor. Bakın aradaki fark bu. Bu arkadaş rows dönüyor. Bu fonksiyon ise row deniyor. Yani burada şöyle yapabilirim ben direkt. Row nokta scan deyip gene şöyle var city. City diyeyim. Şunu şuraya city.id nokta name city.code deyip bu scan de gene arkadan bana error dönüyor. Hemen şöyle handle edelim. If diyelim error farklıysa nil'den fm tipi printlen error diyelim else çok pardon city. Select one city. Şimdi bu metodu çalıştıralım. Go run main go. Bakın bu sefer tek bir city struct'ınız, tek bir row'u bana bastı bu şekilde. Peki ben tabii şu select from cities peki bunu parametrik olarak yapmak isteseydim ne yapacaktık? Yani ID'sini bildiğim bir city'yi getirmek isteseydim. Şöyle ID'si neydi? ID'si neymiş? 7'ymiş. Şuraya 7 yazayım mesela. Bir daha çalıştırayım. Çok güzel. Bana bunu da getirdi. Peki ben bu 7'yi dışarıdan parametre olarak almak isteseydim. Yani şuradan ID integer deseydim. Burada ne yapacaktım? İşte aslında şunu yapacaktım. fmt.print string format yapacağım. sprintf'le şöyle veya işte yüzde ne miydi? ID diyelim. Number neydi? Tamam. Şöyle geriye bana ne diyelim? Prepared formatted SQL diyelim. Formatted SQL. Şimdi işin tehlikeli kısımlar burası aslında. Mesela ne yapıyorum? Şu an dışarıdan sorguma dışarıdan bir parametre alıyorum. Şuradan 7 verelim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın bana dışarıdan parametre olarak aldığım ID'ye ait city'yi getirdi. Bir yandan da yorumlara bakıyorum. ORM tartışması dönmüş. Ya ORM'e takılmayın ya arkadaşlar. Kullanma ihtiyacınız varsa kullanırsınız. İşinizi kolaylaştırıyorsa ama karmaşık sorgular yazdığınızda ben şu zamana kadar ORM kullanılıp da elle SQL yazılmayan veya taklalar atılarak karmaşık SQL'lerin yazılmadığı proje görmedim açıkçası. Ne demek istediğimi kullanan arkadaşlar anlamıştır. Hız açısından query büyüktür ORM diyebilir miyiz? Şöyle Mustafa Karaca Bey güzel bir soru sormuş. Da konumuzla tamam. ORM'in performansı ile ilgili manuel attığın query row bir şekilde DB'ye erişip araya bir sürü ORM katmanını koymadan erişmek tabii ki daha hızlı olacaktır. Çünkü ORM'de işte dynamic proxy muhabbetleri falan var. Sana proxy obje dönüyor ne bileyim. Araya girip bir sürü SQL generate etmek için yaptığı işlemler var. Senin de oradan erişimin daha hızlı olacaktır. Ama ORM'in de kattığı çok avantaj var. GORM kullanımına geçmeyeceğim Jackson. Onu bahsettim az önce. GORM kullanmayacağız arkadaşlar. Evet şimdi yorumlarda da gelmiş zaten.
Şimdi ben burada parametreyi dışarıdan aldım. Ama bu manipülasyona açık bir şey. Yani bu string bir parametre alsaydım şurada. Şöyle bir şey aldım. Mesela string name'ine göre alalım diyelim. Name diyelim buraya. Ver name eşittir diyelim. Şurada da name'e İstanbul diyelim. Bunu çalıştıralım. Column İstanbul doesn't exist. Ne demek bu? Where name eşittir. Şöyle olacaktı. Tamam. Dışarıdan bir string parametre aldım ve bu arkadaşı çalıştırdım. Gene bana istediğim satırı döndü. Ama şurada aklınıza ne geliyor? Bilen arkadaşlar zaten yazmışlar. Ben de az önce bahsettim. Bu kod mesela manipülasyona açık bir kod. Çünkü dışarıdan gelen bazı parametrelere göre burayı doğrudan hiçbir string üzerinde hiçbir validasyon yapmadan içeriye aldığım için ya adam şöyle buraya kişi İstanbul yazmaz da işte şu an ezberimde yok. SQL injection nasıl yapıldığına bakarsınız. Yani o parametreyi yarıda bırakacak bir kod yazar. İşte şöyle İstanbul yazar. Sonra delayed from cities der. Şöyle bir istek attığında bu sorgu ne olur aslında? Şuna dönüşür. Bunu doğrudan içeri alırsanız bu sorgu şuna dönüşür. Bakın. Gitti. Şurayı tamamladı. Bitirdi. Yeni bir sorgu daha attı. Tabloyu sildirtti. Komple. Bütün tabloyu sildirtti mesela. Dışarıdan dümdüz bir string'i içeri aldık. Onun için ne yapacağız? Şöyle İstanbul'umuz geri gelsin. Onun için prepare statement denilen bir kavram var. Burada onu kullanacağız. Hemen bakalım. Vulnerability. Şimdi prepare statement'a da bakalım. O da gene select with function select with prepared statement diyelim. Çok pardon. Şimdi burada ne demiştik? Prepared. Prepared statement nasıl hazırlanıyor? Prepare diye bir fonksiyon var DB'nin içerisinde. Şuradan sorgumuzu alalım. Burada dolar bir diyoruz şuradan dışarıdan alacağımız parametreye. Şöyle dolar bir diyoruz. DB prepare dedik. Dolar bir olarak. Ben dedim ki bir tane parametre alacağım buradan. Geriye statement ve error dönüyor. Yani hazırladı prepared statement'ı ve error'u dönüyor. Şöyle yine error'umuzu error handling şuraya koyalım hemen. Peki bu statement'ı sonrasında nasıl kullanıyoruz? Gene şuraya city name diyelim. Statement nokta dediğimizde query diye bir metodu var. Hatta query row'u çalıştıralım. Tek bir satır getireceğiz. Buraya gidip city name verelim. Query row nokta scan diyelim. Şuraya var city diyelim. Gene aynı şekilde aslında city.id, city.name, city.code. Bu arkadaş bize error dönüyordu. If error farklıysa nil'den, fmtp print'den error return. Yo, return koymamıza da gerek yok. Buranın else'ini de city'mizi yazdıralım. Select with prepare statement dedik. Şimdi bunu anlatacağım. Prepare statement ile ilgili önemli bir konu var. Ona değineceğim. Select with prepare. Çok pardon. Şöyle yapalım. Şunu da comment line alalım. Diğerlerini de öyle yapmıştık. Tamam. Prepared diyelim. Prepared. Select with.
Şuraya İstanbul verelim. Her şey bir yanlış yapmadıysam düzgünce çalışması lazım. Süper. Prepare statement'la bize row'umuzu döndürdü gene. Satırım ilgili satırı döndürdü. Şimdi prepare statement'la ilgili olan ne? Go'da prepare şimdi şu prepare fonksiyonu size bir bazen sorun çıkartabilir. Şimdi demiştim ya DB'nin kendisi bir connection değil ama yapılan işlemlerde connection'lar açılıp kapanabiliyor. Şu prepare'ı çağırdığımız zaman arka planda DB'ye istek yapılıyor. Bir statement prepare ediliyor. Hazırlanıyor. Daha sonra query row'u çağırdığımız zaman bir daha istek yapılıyor. Ama şunun garantisi yok. Şuradaki işlemle şuradaki işlemin aynı connection üzerinde yapılacağının bir garantisi yok. Siz sorguyu prepare ettikten sonra o connection başka bir işleme verilebilir. Ve sonra siz burada query row'u yaptığınızda aynı connection'a denk gelmez. Burada ne olur? Burada hazırladığınız statement'in tekrar hazırlanması gibi bir durum oluyor. Yani database'e birden fazla kez prepare işlemi yaptırmanız arka planda istemeden de olsa yaptırmanız gerekebilir. Yani siz bunu bilmezsiniz de arka planda Go bunu yapabilir. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bunun mesela şeyi görebilirsiniz. Çok fazla socket time wait falan görebilirsiniz veya DB'de gereksiz yük oluşturtabilirsiniz. Bu konunun detaylarını biraz araştırmak gerekiyor. Go prepare statement ve DB performans diye aratırsanız daha detaylı yazılar bulabilirsiniz. Ama böylelikle yani böyle bir şeyin varlığından da haberdar olalım. Bizi birçok dertten kurtarabilir. Dikkatli kullanmak gerekir. Best practice'lerini araştırmak gerekiyor kullanmadan önce. Tamam, sitemizi, insert'ümüzü falan yaptık. Insert yaptık, evet. Başka ne yapacaktık? Delete işlemi, aslında delete işlemi de burada aynı. Bunu delete işlemlerimizi API'mizi yazarken, bir API yazacağız demiştik. API'yi yazarken yapalım. Şimdi ben bütün kodu main'e yazdım. Tabii hiç hoş olmadı bu. Şöyle yapalım. Application'ımızı birkaç pakete bölelim. Bu arada şimdi ben burada bazı directory'ler oluşturacağım. İşte paket isimleri vereceğim. Best practice değil burada yaptığım şey. Mimari konusunu zaten önümüzdeki hafta yanlış hatırlamıyorsunuz. Ayın ikisinde Alper abiyle beraber mimari konusundan bahsedeceğiz. Yani layout'lar nasıl olmalı, dependency'ler nasıl olmalı, bağımlılıklar nasıl yapılmalı, işte paket yapısı nasıl yapılmalı. Bunlardan bahsedeceğiz. Burada şu an sadece açıkçası birazcık işimiz görülsün diye oluşturacağım. Çok takılmayın paket yapılarına. Mesela application diyeceğim. Bir repository veya infrastructure diyeyim. Infra'ya girmeyeyim. Niye infrastructure falan? İşte hexagonal architecture. Oradan konu kaymasın. Repository diyeyim. Server go'muz olsun application'ımızda. Handler'ımızı buraya yazayım. Şu repository'nin altında da city repository diye bir file oluşturayım. Type city repo diyeceğim, struct diyeceğim. Ya aslında böyle yapmak zorunda değiliz de yapalım. Insert için bir metot yazalım şuraya. City alsın parametre olarak. Ya bu çok fazla mimari konuya girecek. Şimdi domain diyeceğim. Olmayacak. Entity diyeyim. Hiç sevmediğim bir yapı oldu. Entity'ye de city entity'si olsun. City'miz şurada vardı. Taşıyalım buraya. Bayağı çok güzel bir anemic domain örneği yapacağım size. Bu arada madem anemic domain dedim daha sonra da bahsedecektim de şeye bakabilirsiniz. Martin Fowler'ın anemic domain diye bir yazısı var. Çok güzel bir yazı. Son cümlesini, son paragrafını özellikle okursanız çok hoş olur. Şuradan sileyim.
Site repository'ye şuradan entity nokta dersem gelmesi gerekiyor. Niye hala kırmızı? Şeyi atlıyorum. Aceleden. Gözüm görmüyor şu an. Aa, ben bunu buraya taşıdım ama. Ha, kestim. Taşımamıştım. Süper. Tamam. Şimdi şuradaki insert, şuradaki bütün fonksiyonları alayım. Repository'nin altına şöyle bir koyayım. Bu arkadaş şimdi ne tutacak? DB tutacak. Main'deki şu DB'mizi alalım arkadaşlar. Database ile etkileşime geçecek arkadaş. Burası. Insert işlemini nasıl yapacağız aslında? Şöyle yapacağız. Burada da re.db dersek sorunlarımız çözülür diye düşünüyorum. Kenan Tay, sen yüzden in multiple assignment ne dedi? Values. Tamam. Şöyle yapalım. Prepare statement'la bunu da yapalım. Insert işlemimizi. Şöyle. Re.db prepare still name code values. Şuraya aslında 1 virgül diyelim. 2 diyelim. Şurada da şundan da bahsedeyim. Şimdi statement'ı oluşturdunuz ya. Daha sonra exec'i bu statement üzerinde yapmalısınız. Yani gidip de DB üzerinde karıştırmayın. Exec'i DB üzerinde yapmayacaksınız. Bu statement üzerinde yapacaksınız. City nokta name virgül city nokta code. Neye kızdık bu ya? Result error. Ne diyor? No new variables on the... Ha, error'dan ötürü mü? Yok ama ha, error var, tamam. Şöyle yapayım, şunu repo diyeyim. Bir yandan yorumlar geliyor, yorumlara bakayım. Serkan Tan ne demiş? Row close defer metoduna çağırsak olur mu? Yani kullanabilirsin ama yani defer'de de çağırabilirsin tabii ki. Şurada pardon, onu taşıdık şuraya. Repository'ye. Neredeydi? O defer close'u nerede yaptık? Select city'de mi yapmıştık? Heh. Yani defer'ı ben defer'le yazmayı tercih etmedim. Şurada da şey yapabilirdin aslında. Şuraya defer close diyebilirdin. Bu metottan çıktığı an zaten şeyi rows'u kapatacak. Tercih meselesi. Yani Go'nun defer kullanmak Go'nun bir idiomu olmasına rağmen ben her yerde kullanmayı tercih etmiyorum açıkçası. Hala biraz şey, bazı kısımları prosedürel yazmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü defer'le sırası olan şeyleri kapatmayı, ya bazı noktalarda karşınıza sorun olarak çıkacaktır. Yani ne demek istediğimi, defer'ı her yerde kullandığınız zaman anlayacaksınız. Insert için sanırım bir hatamız yoksa her şey tamam gibi statement'ımızı exec ettik. Hata yok. Rows affected yazdı. Tamam. Şimdi select'imizi yazalım. Şuraya gene hatta nerede select city'yi şöyle yapalım. Function diyelim. Select diyelim. Repo city repository. Select bize geriye city dönsün. Entity nokta city. List, bu aslında select değil de bu list tüm entitylere dönüyor. List olmuş bu. Şöyle yapalım. Şunu slice haline getirelim. Entity.city repo.db query select id name cities. Burada empty şey dönebiliriz. City listi empty dönebiliriz.
Int.city diyeceğiz. Şurada bir hatamız var mı? Stylist'e append ettik. Rows close dedik. Burada aslında fmt println değil de return city list diyeceğiz. Tamam. Else'de tamam. Her yerde return'ümüz var. Zaten kızmıyor hiçbir şeye. Tamam. Listimizde, list fonksiyonumuz da hazır. Başka ne var? Select. Buna da get diyelim. Yine aynı şekilde repo, city repository. Çok uzatmayayım. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Çünkü daha RabbitMQ ve Redis kısmımız var. Oralarda hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Biraz niçin RabbitMQ kullanıyoruz? Ne işimize yarıyor? İşte o yüzden biraz böyle tam bir application olsun. Hani bir REST API'miz var, database'e gidiyor. Nerede RabbitMQ, neden kullanacağız gibi sorularınıza belki cevap olur. Ne yapıyor bu? Select ID, get name. ID'ye çevirelim şunu arkadaşlar. ID ile city getiren bir metod olsun bu da. Geriye de entity.city dönsün. Şurada da fmt. Ne diyor? Cannot use, tamam. Şunu kaldırıyorum. Ver diyoruz. ID eşittir diyoruz. ID. Hatta buna get by ID diyelim ki. Anlaşılır olsun. Başka ne kaldı? Tamam. Bunu yapmayacağım. Şöyle. Bir repository'miz hazır. Gördüğünüz gibi. Get by ID yapıyor. List yapıyor. Insert yapıyor. Süper. Ops. Hemen geri geldim. Şimdi city entity'miz burada. Main Go'ya gidelim. Şimdi Main Go'da ne yapacağız peki? Arkadaşlar Main bunu da mimari konusunda anlatacağım. R niye hata verdi demiş Samet. Sanırım şeydendi, az önceki soruyu soruyorsun. Şurada R ile R'yi aynı tanımlamıştım. Şöyle. O yüzden hata vermişti. Şunu değişkenin adını değiştirdim. Şimdi burada peki repository'yi başlatalım. Elimizde bir tane city repository olacak. City repo diyelim. Repository diyelim. VB'yi verelim. Neye kızdı bu? Tamam. Şuraya function new repo diyelim. Bu arada bunu böyle yapmak zorunda da değiliz. DB diyelim. SQL DB. Return diyelim. Bu bir pointer dönsün. City repo dönsün bize. City repo'yu döndürelim. DB'yi verelim. Burada da şeyi export mu edelim? Function new repo dedim. City repo döndürüyor. Repository paketinde alması lazım çoktan. Database'imizi buraya verelim. Elimizde city repo var. Süper. Şimdi bir de HTTP server yazalım bir tane. Ha, ben gidip az önce server'a yazmışım bunu. Tamam. Buna server demeyeyim. Handler mı desem? Bakayım. Main'de server'ımızı tanımlayalım. Daha sonra nasıl yapacağımıza karar verelim. Ya çok da MVC kafasına gitsin istemiyorum. Burası saçma sapan aykırı bir şey olacak. Şöyle yapalım. HTTP nokta. Server. Hatta direkt handler'larımızı tanımlasak HTTP nokta. Hemen bir tane endpoint açalım şuraya. Tamam, writer'ımız çıkıyor. Şöyle. Şimdi şöyle şu şekilde şeylerimiz olacak. Endpoint'lerimiz olacak. City'leri listeleyen
şurada şunu yapacağız. Bir siteyi buraya sadece get metodu, get request'i atlasın istiyorum ben. O yüzden şöyle yapacağım. Request nokta metot diyeceğim, eşit diyeceğim. Eşit metot get mi diyeceğim. Get'ten farklıysa HTTP nokta error döneceğim. Şimdi daha önce aslında HTTP Go ile REST API yazmayı Hüseyin anlatmıştı daha önceki eğitimlerde. O hatırlarsınız bir framework üzerinden anlattı. Ben burada herhangi bir framework kullanmayacağım. Native Go'nun kendi paketiyle, HTTP paketiyle yazacağım. Burada writer'ımızı verelim. HTTP status kodları da status bad request diyerek, pardon, status method not allowed diyerek hayatımıza devam edelim. Şurada bir metot daha oluyor. Error string'i code integer. Tamam, şöyle diyelim. Ne diyelim? Unsupported HTTP method. Tamam. Daha sonra city'ye post isteği atılabilsin. City oluşturabilmek için diyelim. Şuradan şöyle metot post değilse diyelim. Metot post değilse. Tamam. Şurada HTTP metot. Unsupported HTTP. Tamam. Şimdi elimizde site repository'miz var. Server'ı başlatmadık. HTTP nokta listen and serve diyelim. 80-80 ile çalışsın. Şöyle yapalım. Bir error dönüyor. Şöyle de bekletelim. Tamam, 80-80'de server'ımızı başlattık. Şimdi burada ne yapacağız peki? City repo'yu kullanalım. City repo'yu kullanarak diyelim ki burası neydi? Get metodumuz. Burada aslında list işlemi yapacağız. Bize bütün city'leri listeleyen metodu çağıralım. Daha sonra bunu response olarak vereceğiz. Bunu iki şekilde verebiliriz. Bir, JSON Marshall ederiz bunu. JSON Marshall'la. City list'i veririz. Geriye işte city list byte alırız. The error'ı ignore edeceğim. Çünkü JSON'ı Marshall edebileceğini biliyorum zaten. Burada writer.write derim. Bu city list byte'ı veririm. Ya da şunu da yapabilirim. Direkt encoder mu vardı? Aynen. New encoder derim. Şuraya şunu veririm. Pardon, şuraya writer'ı veririm. Encode derim. Şunlardan kurtulmuş olurum. Şöyle de yazabilirim. Bunu bir çalıştıralım ve İşlemin, bu API'mizin ayağa kalkıp işlemi yaptığını bir görelim. Ops. Hata verdi. Multiple register, çok pardon. Tamam. Şunu atladım. Aynı name, aynı isimde iki tanımlama yapamazsınız. Çok pardon. Şöyle yapacağız o yüzden. İşte burada da şeye geliyor. Neden bir Go'da işte max kullanırsınız veya işte ne bileyim ayrı bir HTTP library'si kullanırsınız da geliyor. Biz max da kullanabiliriz. Max örneğine bakabiliriz. Şuradan da şunu da yapabiliriz aslında. Method get değilse demiştik buraya. Method getse diyelim. Bu böyle yapılmaz bu arada arkadaşlar. Ben amacımız çok şey yapmak değil. Zaten Go ile REST işlemleri anlatıldı.
Şurası dursun. Şöyle yapalım. Else'de şu hatamızı yazdıralım. Writer diyelim, unsupported HTTP metot diyelim. Burada HTTP nokta status metot not allowed diyelim. Şimdi postu dolduracağız daha sonra. Şuradan go run main go diyelim. Dispose ile defer dispose gibi bir şey mi diye soran olmuş. Aslında Ivan cevaplamış. Yani defer dispose gibi değil tabii ki. Terminalim biraz küçük olabilir. Zoom in yapayım. Zoom in yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Comment artıyla yapabiliyordum. Bakayım. Evet. Böyle iyi olması lazım. Şimdi curl diyeceğim. Localhost 8080 city'ye diyeceğim. Bir data yollayacağım diyeceğim. Ne yollayalım? Name diyelim. Gopher olsun. Kodda ne olsun? Şu an yayını izleyen kaç kişi var? 54 kişi var. 54 olsun. 54 nerenin plakası? Bilmiyorum ben. Allah artık neresiyse. Şimdi ne oldu? 200 ok geldi. Herhangi bir hata almadık diye görüyorum. Hemen projemize bakalım. Burada da bir hata alınmamış. Ha, post attım arkadaşlar ya. Postu daha implement etmedik. Tamam, o da hazır olmuş oldu. Curl atayım. Localhost 8080 city'ye get isteği atıyorum. Bakın. Get isteği attığımda bana database'e gitti. City kaydımı getirdi. REST API'den sonra biraz ara verelim demiş bir tane arkadaş. İsterseniz REST API'yi bitirip bir 5 dakika su ihtiyaç molası verelim. Sonra da ben o sırada sizin sorularınızı cevaplayayım. Devam eden arkadaşlarla. Sonrasında da RabbitMQ ve REST'e bakalım. Devam edenlerle. Bu sırada siz de ara verelim mi vermeyelim mi bir tartışın isterseniz şeyden, yorumlardan. Şimdi şu server'ı kapatıyorum. Gidip burada method post'ta ne yapacağız? Method post'ta ne yapacağız? Aslında bize bir veri gelecek ve biz o veriyi city tipine döndürüp repository'mizde insert metodunu çağıracağız. Yani city repo nokta insert. Bize ne alıyor içeriye? City alıyor. Yani bizim elimizde bir city olacak. Peki bu city'yi nasıl alacağız? Request nokta diyeceğiz. Body'den alacağız. Peki nasıl alacağız? IO nokta IO util nokta read all. Request body'sini okuyacağız. IO util read all bize bir byte array dönüyor. Body bytes diyelim. Error varsa HTTP nokta error diyelim. Şuraya da HTTP nokta status bad request diyelim. Şuradan sonra bitsin kodumuz. Eğer başarılı bir şekilde okuduysak da JSON nokta unmarshal diyelim. Body bytes'ı city'ye çevirelim. Bakalım ne diyor. Buradaki error'u da handle edelim. Şöyle if diyelim. Şöyle yapalım. If diyelim error. A yazamadım. HTTP nokta error diyoruz gene. Writer diyoruz. Error nokta error diyoruz. Buraya da HTTP status bad request diyoruz. Return ediyoruz. Bakın bunlar hep boilerplate kodlar. Aslında bir Go'da API geliştirirken bir Go REST kütüphanesi framework'ü kullanılmasının sebepleri bu tarz boilerplate kodlardan kurtuluyorsunuz. Entity.city dedim. Tamam. Burada city'ye parse etti. Insert'ümüzde de şöyle insert ediyorum. Herhangi bir status dönmek zorunda değilim. Eğer dönmezsem
right header'la herhangi bir status dönmezsem şurada bakın default olarak ben server'ı kapattığım için şu an gözükmeyecek de şurada default olarak go 200 ok dönüyor. Herhangi bir statü dönmezseniz. Ama ben burada http.status.created dönmek istiyorum. Herhangi bir hata alınmazsa. Şimdi go run diyelim. Bunu çalıştıralım. Ara verelim mi vermeyelim mi? İsterseniz 5 dakika ara verebiliriz. Benim için hiç fark etmez. Şimdi az önce curl'le post isteği atmıştım. Buffer 54. Bakalım hala 54 mi? 53 kişi olmuşuz. Düşmüş bir kişi. 53'ü yolluyorum. 53 nerenin plakası? 400 bad request dedi. Cannot unmarshal string into go struct field city code type int dedi. Neden dedi? Çünkü biz burada string olarak yolladık. Integer olması gerekiyordu. Şimdi istek attım. Bakın bana 201 created'ı döndü. Database'imize gidelim. Bakın buraya gopher 53 8 ID'siyle geldi. Süper. Şimdi şu an listi yapıyoruz. Insert'ı yapıyoruz. Bir de şunu yapacağız. ID ile sorgulamayı yapalım. Metot getse şimdi şunu yapacağız. If diyeceğiz. Request nokta. Query neredeydi? Request yürüde olması gerekiyordu. Query nokta. Query dot get diyeceğiz. Has diyelim. ID diyelim buraya. ID diye bir request query parametresi var mı diye bakıyoruz. Eğer varsa da bunu get edelim. City ID diyelim. City ID. Daha sonra buradan city repo nokta get by ID metodunu çağıralım. City'yi buraya dönelim. Writer'ımıza json.marshall.city.bytes writer.write.city.bytes diyelim. Bu niye böyle oldu? String str con şöyle integer'a çevirelim. Ya burada şu error'ı kontrol etmek isteyebilirsiniz. Çünkü bu query parametre olduğu için string bir şey verebilir. Integer'a kestirilemeyen. Ama biz şu an kendimiz yollayacağız zaten. Bunu ignore ediyoruz açıkçası. Şurada da return'ı koyacağız. Eğer bir query isteği geldiyse tek bir city'yi getirtiyoruz. Neyse. Eğer herhangi bir ID ile getirme işlemi yapılmadıysa bütün city'leri listeliyoruz. Go run, main go diyorum. Terminalimden şuraya id, şunu escape etmem gerekiyor muydu? Id eşittir 8 diyelim. Bizim gopher'ımızı bize geri döndürsün. Bakalım ne olacak. Wow, süper. ID'si 8 olan city'yi bana getir dediğimde bana az önce insert ettiğimiz gopher'ı getirdi. ID'si 7 olanı getir dediğimde de bunu getirecek. ID'si mesela olmayan bir şey yazsak ne yapacak? Null döndürecek haliyle. Tamam. Mesela burada işte null case'inin kontrol edilmesi lazım. Get by ID'de city null döndüğünde siz kullanıcıya null mı dönmek istiyorsunuz? Yoksa empty response mu? Yoksa 404 not found mu? Mesela şunu yapabiliriz. If deriz city
Eşleşir seninle. Writer.write deriz. http.statusnotfound deriz. Şurada da return ederiz. Bakın burada SQL'imizde no rows in result set diye error'unu basmış. Tekrar çalıştıralım. iTerm'e geçiyorum. Curl olmayan bir şey attığımda bakalım 404 not found döndü ve herhangi bir body dönmedi. Şimdi buradan sonra aslında birazcık şeye doğru geçeceğim. RabbitMQ'ya, RabbitMQ nedir, niçin kullanırız, ne işe yarar, nasıl Go ile bağlanırız, nasıl kullanırız'a geçeceğim. Ara vermek isterseniz bir 5 dakika dinlenelim. Ben suyumu içiyorum. Yorumlara bakıyorum. Ara verelim mi vermeyelim mi arkadaşlar? Ben devam edeceğim eğer ara vermeyeceksek. Herhangi bir yorum gelmiyor. Selçuk ara verelim demiş. Batuhan da ara verelim demişti. Tamam, isterseniz oylama yapıyorsan gerekiyor. Şimdi 2'ye 2 gidiyor. Demokrasiyi konuşturacaksak daha fazla kişi çoğunluğa uyarım ben de Batuhan'ın dediği gibi. Ara verilmesi isteniyorsa ara verelim biraz. Burada stop diyorum. İsterseniz biraz soru cevap yapalım veya biraz dinlenebiliriz. Tamam, çoğunluk aradan yana. O zaman bir saat şu an 21.37. Bir 5 dakika sonra devam edebiliriz. RabbitMQ da biraz sürebilir. Yani bence kalan kısım bir saat daha sürer arkadaşlar. Ona göre düşünün. Bir saat daha anlatırım ben. Bu arada Discord'da sorularınızı sesli kanalında da soru cevaptan cevaplayabilirim. Bakayım Discord'da. Discord tarafında soru var mı herhangi? Go Türkiye'nin linkini atayım ve fontu biraz büyütür müsünüz demiş. Tamam, sunum modunda daha büyük. Evet. Go Türkiye'nin linkini de atalım. Katılmayanlar varsa sunucumuza katılsınlar. Orada community'de bayağı aktif işler yapmaya başladı. Community'den arkadaşlar da sunumlar hazırlıyor. Community.com'dan Go Türkiye'ye bakıp gelecek sunumları takip edebilirsiniz. Davetiye bağlantısını... Yeni bir bağlantı oluşturuyorum. Kopyaladım. Şimdi YouTube yorumlardan ben size davetiyeyi Discord kanalının linkini atıyorum. Community.com'dan da etkinliklerin Go Türkiye'nin etkinliklerinin linkini atayım. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? Yani ben bütün yorumları takip edemedim açıkçası. Ama temel noktalara değinmeye çalıştık. Yani SQL nasıl bağlanır? Yani Go'da SQL ile ilgili bir sürü paket var. Her dilde olduğu gibi. İsterseniz SQL builder'lar kullanabilirsiniz. Bu SQL sorularını elle yazmak istemiyorsanız. Gorm kullanabilirsiniz. Farklı paketler var. Hepsine açıkçası bakıp GitHub'tan kullanabilirsiniz. Şu iki makalenin de linkini paylaşayım. Bahsettiğim birkaç makale de oldu. Onların da linkini paylaşmak istiyorum. Bakın şunla mesela SQL paketinde şundan bahsetmedik.
Scanner ve Value diye iki interface var. Primitif tipler dışındaki bir tipi select etmek istediğinizde scan metodunda bu scanner ve value'u kullanmanız gerekiyor. Bunun ne olduğu ile ilgili linki az önce Go Türkiye olarak paylaştım YouTube yorumlarından. Ona bakabilirsiniz. Bir de şundan bahsetmiştik. Demiştik ki ORM is the Vietnam of computer science dedik. Bununla ilgili bir makale var. İlginizi çekerse onu da okuyabilirsiniz. Batuhan demiş ki REST API'da HTTP Server'da timeout'lara request response cycle'a ufak girilse süper olurdu. Ya o aslında şeyde birazcık daha anlatıldı. HTTP paketlerinde anlatıldı biraz. Değinildi o konulara. Bunu ayrı bir etkinlik olarak sadece şey yapmayı düşünüyorum aslında. Yani Go'da HTTP client'ının özellikleri, işte run tripper, transport, işte timeout'lar, HTTP isteğinin life cycle'ı vesaire, pooling'ler, HTTP paketindeki arka planda kullanılan pooling'ler vesaire, bunlardan bahsedeceğim bir ya da anlatmak isteyen bir arkadaşın bir etkinlik düzenlemesini isterim. Ya da kimse yapmazsa ben yapacağım. Bu eğitim serisi bittikten sonra. Onlara orada gireriz Batuhan ya. Şimdi bu sunumun şeyini bozmayalım. 37 geçe ara verdik. 41. 42'de 5 dakika dolmuş oluyor. Herkes buradaysa başlarız birazdan tekrardan. Evet Gökhan, çok iyi hatırlattın. Bir şey daha var diyordum. Onu düşünüyordum aslında sustuğum noktada. Martin Fowler Anemic Domain Model. Ya bu mükemmel bir şey. Bu yazıyı mutlaka okuyun. Buna şeyde de değineceğim ben. Mimari konusundan bahsederken de değineceğim. Anemic Domain'in ve Anemic Domain'in zararlarından bahsediyor Martin Fowler. Özellikle son cümleye hastayım. Bayılıyorum oradaki son cümlede. Her şeyi özetliyor aslında son cümleleri. Bunu da ilgisini çeken arkadaşlar okuyabilir. Şimdi 42 geçiyor. Yavaştan isterseniz ben size tekrar ekran paylaşayım. RabbitMQ nedir? Biz nasıl kullanacağız? Niye kullanırız? Ne işe yarar? Bunları anlatalım. Tekrardan ekran paylaşıyorum. Şuraya RabbitMQ yazalım. Bakalım kendi sitesinde RabbitMQ kendisini ne olarak tanımlıyor. Şimdi RabbitMQ message broker'dır. Bir message broker'dır. Nerede kullanırız'a birazdan değineceğim. Kendisini ne olarak tanımlamış? Tens of thousands of users. RabbitMQ is one of the most popular open source message brokers. Bir message broker'dır. Distributed sistemlerde, event driven sistemlerde kullanılır. Bunların ne olduğuna gene mimari konusunda değiniriz. Niçin kullanımıza gelelim? Niçin kullanımıza anlatmaya çalışacağım aslında ben size. Şuraya bir client çizeyim. Bu bizim uygulamamızı kullanan bir arkadaş olsun. Bu bizim application'ımız olsun. Bu arkadaş bize browser'ından istek atıyor. Bir request geliyor. Biz ne yapıyoruz? REST API'da createState diye bir işlem yapıyoruz. Doğru mu? Peki biz şöyle bir şey yapmak isteseydik. Mesela ben bir site oluşturdum ve bu site oluştuğunda arka planda farklı bir ekibe mail olarak haber verseydim. Bir sürü ekip olduğunu düşündüm veya farklı bir uygulamaya işlem başka bir yere asenkron olarak bir işlem yap, uzun sürebilecek bir işlem yaptırsaydı. Mesela bu site ile ilgili işte şöyle bir site oluşturulmuştur, mail atmam gerekseydi bir yere. Sadece bunlara long running task diyeyim. Site oluşturduktan sonra benim uzun süren bir işlemim olsun. Şimdi bu uzun süren işlemde ne olacak? Buradaki arkadaş zaten site oluşturulmasını bekliyor, değil mi? Gidip bu uzun süren işlemin bitmesini de mi bekleyecek? Şurası şey olsun.
Choose time. Şöyle şunu yana alayım. Time spent. Site oluşturulurken geçen zaman bu olsun. İşte gitti database'e insert etti, aldı veriyi geri dönecek falan. Bir de ben farklı bir işlem daha yapacağım. Onun için de bir süre var değil mi? Ya bu adam bir istek atıyor. Site'yi oluşturdu. Ama bir işlem daha var. Daha response'un dönmesi için. Buradan response'u döneceğiz. Şöyle şunu yukarı alayım. Request'i attım. Response'u döneceğim. Ama daha şu işlemin bitmesi gerekiyor. Şu işlem bitecek ki ben response'u döneyim. Mesela site'yi oluşturma işlemi sallıyorum. 5 saniye sürsün. Şuradaki uzun süren task da 15 saniye sürsün. Şimdi ben bu arkadaşa response'u dönmem için 20 saniye bekleteceğim bunu. Oysa ki şöyle bir şey olsaydı. Ben site'yi create ettim ya. Gidip bir yerlere bir bilgi geçseydim. Ben bir site oluşturdum deseydim. Ve ihtiyacı olan birisine gidip o bilgiyle ne yapması gerekiyorsa yapsaydı. Yani şuraya REST application diyeyim. Şurada bir de uzun süren işlemi yapacak application olsun. Yani şu kodu şurayı şuradan silseydim bir şekilde ve buraya alsaydım. İki farklı uygulama var bakın. Burada amaç ne? Kullanıcıyı şurası için fazladan bekletmemek. Bunu şöyle düşünün. Bir e-ticaret sisteminde kullanıcı ödeme yapıp sipariş verecek ama ödeme yaptı. Ta response'u alabilmesi için, hadi siparişin oluşturulabilmesi için mail atılmasına kadar bekliyorsunuz. Kullanıcıya siparişiniz alındı mailini göndermeye kadar. Şimdi kullanıcının onun için beklemesine gerek yok. Aslında ben response'u başarılı bir şekilde site'yi kaydettikten sonra şurada dönebilirim. Şu arkadaşı bold yapayım. Peki burada devreye ne giriyor? Burada devreye RabbitMQ giriyor. Daha doğrusu mesaj broker'lar giriyor. İşte event driven, asynchron communication, event driven sistemlerin yapısı burada devreye giriyor. Ben burada create city yaptıktan sonra gidip bu buna bağlı değilmiş. Şöyle taşıyayım. Şunu yapmasam da event publish etsem. Yani event publish etmekten kastım ne? Dış dünyaya, benim yani dış dünya dediğim şu uygulamanın dışarısındaki dünyaya bildirsem ki ben bir site oluşturdum. Bunu da nasıl yapsam? RabbitMQ dediğimiz arkadaşı araya koyarak. RabbitMQ nasıl bir şey? Şöyle hayal edin. Şurada bir Q'muz var. Kuyruk. Dün yanlış hatırlamıyorsam veri yapıları anlatılmıştı değil mi? Algoritmalar falan. Kuyruklardan bahsetmiş miydi Furkan? Bir veri yapısı var burada. Kuyruk düşünün. Ben buraya bir veri bassam. Şurada işte veriler olsa böyle. Bu arkadaş da gidip buradan okusa. Ve işini yapsa. Nasıl olurdu? Şu süreci buradan çıkarmış. Şuraya almış olurdum. Nereye koyayım? Şöyle koyayım. Şuraya almış olurdum. Ve şurası elimine olmuş olurdu. Onun yerine response'u 5 saniyede buradan dönmüş olurdum. Burası anlaşıldı mı? RabbitMQ şurada devreye giriyor. Asenkron haberleşme. İki farklı uygulamam var. Yani bir uygulamam var. İçerisinde kullanıcıyı bekletmek istemediğim, bunu asenkron olarak arka plana yıkabileceğim bir işlem var. Ve veya haber vermem gereken, birilerini bildirmem gereken bir durum var. Birileri benim yaptığım işlem üzerinden bir aksiyon alacak. Farklı uygulamalar. Bu gibi durumlarda mesaj brokerları kullanıyoruz. Buraya kadar netse, şöyle şunun da exportunu alıp
Daha sonra şeye atacağım. Go Türkiye'ye atacağım. Şimdi ben yine Docker'la bir RabbitMQ çalıştırdım. Docker PS dediğimde. Arka planda bakın şurada bir RabbitMQ var. RabbitMQ Management dediğimiz imajdan aldım. Bunu da nasıl çalıştırdım? Docker run dedim. Port mapping verdim. RabbitMQ'nun portu bu aslında arkadaşlar. Name dedim. MyRabbit olsun benim çalıştırdığım container'ımın ismi. RabbitMQ'nun 3-Management Alpine imajından çalıştır dedim. Ve arka planda RabbitMQ ayağa kalktı. Şimdi ben bu RabbitMQ'ya nasıl erişiyorum? Hemen şöyle. Localhost. Portumuz neydi? 15672. Buraya gidelim. RabbitMQ'nun arayüzüne gideceğiz şimdi. Şimdi RabbitMQ'nun da kendi içinde yapısı var. Bilmeniz gereken en temel yapı şudur. Exchange ve queue diye yapısı vardır. Şimdi RabbitMQ'da exchange nedir? Siz mesajı doğrudan bir queue'ya veya exchange'e yollayabilirsiniz. Ama genelde exchange'e yollarsınız. Neden? Hemen şöyle örneklerle görüştürelim. Yeni bir exchange oluşturalım. Adı ne olsun? Go Türkiye. Go Türkiye exchange olsun. Exchange. Şimdi exchange'in de tipleri var. Şimdi çok RabbitMQ detaylarına girmeyeceğim. Fanout, Direct, Headers, Topic Exchange diye. Direct dediği doğrudan bir, onu da çizerek anlatayım. Onu da çizelim. Excalibur. Şöyle kenara alalım. Şöyle yapalım. Siz bir exchange'e mesaj publish edersiniz. Ve o exchange'in de queue'lara bu mesajı iletmesini istersiniz. Yani bir router görevi görür exchange aslında. Mesajı exchange'den konsüm edemezsiniz. Yani exchange'den okumazsınız. Uygulama şu queue'dur arkadaşlar. Şurası queue'dur. Ben şununla bağlayayım direkt. Consumer dediğimiz şey şu. Consumer RabbitMQ'dan mesajı okuyan kişi. Consumer oluyor şu. Queue'lardan okur. Publisher'da, şurası da, şu arkadaş da publisher oluyor. Publisher queue'ya da basabilir, exchange'e de basabilir. Exchange'e basarsa şöyle olur. Gider, publish işlemine exchange'e yapar. Bu exchange dediğimiz kişi, bu arkadaş gider queue'ya bind eder. Ve bu exchange tipine göre farklı davranışlar sergiler. Mesela fanout exchange. Diyelim ki bu bir fanout exchange. Fanout kaç tane queue varsa ona yollar bu işi, bu mesajı. Q2 diyelim buna. Aynı mesajı ikisine de yollar. Bunu da diyelim ki bu da farklı bir uygulama tarafından konsüm ediliyor. İşte other app diyelim. Yani mesela bir mail yollatacaksınız. Bir de SMS yollatmak istiyorsunuz. Aynı, siz tek bir event atıyorsunuz. Ben site oluşturdum diye. Bunun sonucunda site oluştuğuna dair mail atan bir servis var. Site oluştuğuna dair SMS atan ayrı bir servis var. Gibi düşünebilirsiniz. Konunun detayları çok uzun. Daha detaylı öğrenmek için RabbitMQ'nun sitesine girip nedir ne değildir diye bakabilirsiniz. RabbitMQ Exchange Types diye arattığınızda bulursunuz. Şimdi biz Fanout Exchange oluşturalım örnek olsun diye. İşte durable mı değil mi vesaire argüman farklı şeyleri var. Şuraya Exchange'imi oluşturdum. Bir de Queue oluşturayım. Ne diyelim? Go.tr mail queue diyelim. City queue diyelim. Yok mail queue diyelim. Mail queue. Daha sonra bunu bind edeceğiz. Binding diye bir kavram var. Queue'yu exchange'e bağlıyorsunuz. Şöyle exchange'imize girelim. Burada bindings kısmında to queue diyor. Ne demiştik? Go.tr mail queue demiştik. Bind diyelim. Bakın buraya bir binding geldi. Bu exchange'in içerisinde ben buna bastığımda bu queue az önce oluşturduğumuz queue'ya gidiyor. Bu ne demek? Ben buraya bir event publish ettiğim zaman bu buraya gelecek demek. Hadi deneyelim. Publish message demiş. Payload'a 1-2-3-4 yazdım mesela. Publish yapıyorum. Message published dedi.
Şurada overview'de bakın, overview'de message trace kısmında bir hareketlenme oldu. Queue'muza gidelim. Bakın burada ready kısmında bir tane mesaj hazır durumda bekliyor. Şöyle girelim. Bakın bir tane mesaj gelmiş. Burada da bir hareketlilik olmuş. Get message kısmında. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani acknowledge gibi muhabbetler var. Yazarken anlatacağım. Get message diyelim. Bakın burada payload'da 1, 2, 3, 4 verisini gördük. Şimdi kaba taslak bunun ne olduğunu, purge diye bir kavram var. Queue'nun içerisindeki tüm mesajları uçuruyor. Kaba taslak RabbitMQ'yu kafanızda oturtmuşsunuzdur. Arka plana atmak istediğim işlemler var. Bunu RabbitMQ gibi message brokerları veya Kafka gibi veya ActiveMQ gibi message brokerları kullanarak yapabiliyorum. Bana çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Şimdi bunu Discord'dan atacağım. Şu SVG'yi kopyaladım. Ekran paylaşımını bir saniyeliğine durduracağım. Ve Discord'dan Go Türkiye'nin soru cevap kısmına paylaşacağım. Merak edenler buradan bakabilirler. Şimdi screen sharing'i açayım tekrardan. Nereye gitti Opera? Ya bu şey çok kötü. Kaybettim. Tamam, buldum. Share, share screen, entire screen. Buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi Go ile RabbitMQ'ya nasıl bağlanırız? İşlemlerimizi nasıl yaparız? Buna bakalım. Go, RabbitMQ, GitHub diyelim. Benim daha önce kullandığım Streetway AMQP diye bir paket var. Direkt bunu kullanabiliriz. Mesela örnekleri de var burada. Examples'da Simple Consumer ve Simple Producer diye. Hemen şuradan AMQP'yi alalım. Buradan birçok copy paste kod yapacağız açıkçası. Copy paste işlem yapacağız. Şimdi repository dedik. Brokers diyelim. RabbitMQ diyelim şuraya. Burada ne yapalım? Type diyelim. RabbitMQ. Struct diyelim şöyle. Bizim bir de function new rabbit diyelim. Geriye bize ne dönecek? Rabbit'i dönecek. Bizim neyimiz olacak? Publish diye bir metodumuz olacak. Aslında. Tamam, buraya kadar her şey güzel. Peki RabbitMQ'ya nasıl bağlanacağız? Import diyelim. Şu paketi go mod td deyip çektirteyim. Çekti mi? Tamam. Çekti ama kullanmadığım için otomatik kaldırıyor. Şöyle yapayım. Tamam. Şimdi birazcık kopya çekeceğiz. Ezberimde yok. Bir kere bağlanmak için çeşitli connection string diyebileceğimiz yapısı var. Bunu alalım. Şurayı alalım. Şunu alalım. İhtiyacımız olmayanları kaldıracağız. Flag demiş, yürü falan vermiş. Buna hiç gerek yok. Şunu kullanacağız sadece. Biz connection yaptığı yerden alalım asıl. Error publish, publishing. Publish'e gelmeden connection'ı nerede açıyor? Tamam, AMQP dial. Şu kodu almak istiyorum komple. Publish'e gelelim şimdi. Burada AMQP dial connection. Tamam. Şurası bizim aslında RabbitMQ'ya bağlanacağımız kısım. Yani bunu şurada yapacağız biz. Bir RabbitMQ oluşturduğumuzda connection'ımızı bizim için tutsun. Ve bu geriye ne dönüyor? Şöyle. Şunu kaldırayım.
Şu Yuri'yi alayım. Şurayı da kaldırıyorum. Ne demiş? Ha, return ettiriyor. Burada error yazdırmayacağım. Şöyle yapalım. Mil döndürtelim. Return connection close'u kaldırıyorum. Connection'ı close etmesin. RabbitMQ diyor. Şimdi şu dial ne dönüyor geriye? Connection dönüyormuş. Yani şurada bir connection tutalım. Con diyelim. AMQP.connection diyelim. Ve biz şurada RabbitMQ dönerken ne yapalım? Ona connection'ı verelim. RabbitMQ'da connection, channel, exchange, queue diye kavramlar var. AMQP'de daha doğrusu. Channel kavramları burada var. Bir connection aslında RabbitMQ'ya olan, broker'a olan connection. Bir de channel'lar var. Şurada az önce RabbitMQ'nun arayüzünde görmüşsünüzdür belki. Connection'lar var, bir de channel'lar var. Connection'la channel oluşturuyoruz. Channel'larla da exchange'lere ve queue'lara erişim sağlıyoruz. RabbitMQ'muza bağlandık. Publish işleminde ne yapacağız? Publish işleminde şöyle Rabbit diyelim. RabbitMQ diyelim. Rabbit nokta connection nokta channel. Bir channel oluşturacağız. Printlen error diyelim. Return edelim. Daha sonra şimdi exchange declaration'ları da burada yapabiliriz. Genelde şimdi şöyle olur. Siz exchange'e veri basarsınız ama demiştim ya exchange queue'ye yönlendirir. Exchange'in kendisi veriyi tutmaz. Eğer hiçbir queue yoksa da bind olmuş, o veri uçar, publish ettiniz. Yani bu ne demek? Exchange'lere gittim. Şu binding'i kaldırıyorum. Ben bu exchange'e bir mesaj basayım. Mesaj published but not route diye, route diye bana bir mesaj verdi, uyarı verdi. Bu ne demek? Bana bir mesaj geldi ama bu mesaj uçtu. Yani artık gitti. Herhangi bir queue bind olmadığı için buna o mesajı tutan hiçbir yer yok artık. Publisher olarak siz şunu veya yani uygulama geliştiricisi olarak yapınızda şuna karar vermelisiniz. Mesajları bir yerde önden siz publish ederken saklamak mı istiyorsunuz? Yoksa o mesajı kullanan biri geldikçe kendisine geldiği zaman mı, geldikten sonraki aşamada mı mesajları okusun? Ben mesela publish edeceğim, birisi geldiği zaman okusun diyeceğim. O yüzden bir exchange tanımlayayım. Publish etmeden önce bir exchange tanımlayayım. Exchange name ve exchange type alıyor. Bakalım neymiş bunlar. Exchange name demiş flag'den parse ediyor. Dur bu value test exchange. Direct tamam. Biz flag'le almayacağız. Exchange name, exchange type. Buna ne diyelim? GoTR city exchange diyelim. Exchange type'ımızda fan out olsun. Durable, false. Bunlar, bunların detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Durable'ın ne anlama geldiğini, auto-delayed'in ne anlama geldiğini RabbitMQ'nun kendi sitesinden okuyabilirsiniz. Şurada error olduysa already exist olma durumu var exchange'in zaten varsa diye. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Bayağıdır da kullanmıyorum bu paketi. Neyse buna daha sonra bakarız. Şimdilik FMT print alan diyeyim. Error'u bastırayım. Confirm yapmayacağız. Bu da request response mı gitmiş? Bunu anlamadım. Şunu kaldırıyorum direkt. Biz basit bir publish işlemi yapacağız sadece. Hangi exchange'e publish edeceğiz? Şurada tanımladığımız exchange'e publish edeceğiz. Routing key'miz yok. Bakın publish kısmında ne alıyor? Body diyor. Byte array alıyor. Byte slice'ı alıyor oraya. Şu neymiş?
Can command extension string to byte. Şu body nerede tanımlanmış? Flex string body. Tamam, biz buradan almayacağız. Buradan almayacağız. Body'yi şuradan alacağız aslında. Transient, a bunch of application implements specific fields. Tamam, error varsa FMT println diyelim. Error'u bastıralım. Herhangi bir şey return etmiyoruz. Zaten byte aldığımız için şöyle. Tamam. Şimdi gidelim main'imize. Repository'yi oluşturduğumuz gibi RabbitMQ'yu da oluşturalım. Brokers.new rabbitmq diyorum. Bizim bağlantı bilgilerimiz doğru mu? Localhost 5672. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben Docker'da ayağa kaldırırken port bindinginde Docker run dediğimde sadece UI portunu verdim. RabbitMQ'nun uygulama application portunu da vermem lazım. O yüzden Docker stop diyeyim. 47B'yi stop edeyim. Docker RM diyeyim şuna. 47B'ye. Docker run diyeyim. Şimdi Docker run dedikten sonra şuraya bir port daha vereceğim. TRP diyeyim. 5672. 5672. Yani application portunu da mapledim. Yani şuraya gittiğimde şimdi RabbitMQ'ya tekrar gideyim. Gidemedim. Niye gidemedim? Hemen bakalım. Docker ps diyelim. Docker logs diyelim. Bir hata mı var? F633. Henüz ayağa kalkmadı mı? Ready to start client connection. Server startup complete demiş. Şu aslında gelmesi lazım. Heh, geldi. Ben az önce istek attığımda ayağa kalkmamış henüz. Tamam. Exchange'lerimize bakalım. Herhangi bir exchange yok. Tamam. Şimdi Golang'a gidelim. Bağlantı bilgilerimiz doğru. Guest, localhost. Tamam. Connection'ı verdik RabbitMQ'nun üstüne. Publish'i çağırdığımız zaman exchange'i tanımlayıp publish etmesini bekliyoruz. Main'e gidelim. RabbitMQ'yu kullanalım şimdi. Ne demiştik? Bir site oluşturduğumuzda site'nin oluşturulduğu bilgisini verelim dedik bir yerlere. Insert right header. Tamam. Şurada mesela insert ettikten sonra rabbitmq.publish diyelim ve bir byte olarak şunu basalım işte. City created name verelim buna. Ne diyelim? Ne olsun name'i? City nokta. Şöyle yapabiliyormuşuz. Süper. Şöyle bakalım ne olacak? Ben de bilmiyorum. Go, run, main go dediğimde server'ımı çalış. Ne oldu? Tamam. Dialing diye info attı bize. Süper. Herhangi bir error basmadı. Şu an AMQP'ye bağlanmış oldu. AMQP connection'ı yapıldı RabbitMQ'yla. Şimdi curl localhost city'ye -d deyip İzmir 35 miydi? İzmir'e ekleyelim bari. İzmir Gophers'ta var ya, oradan aklıma geldi. İzmir kod 35'tir umarım. Bunu yollayalım. 201 created döndü bana. Süper. Peki uygulamama gideyim. Golang'de. Got connection getting channel diye info atmış. Şimdi SQL'imi kontrol edeyim. SQL'e insert edildi mi? Bakın SQL'e İzmir geldi. Peki RabbitMQ'ya gidelim. Süper. Buraya bir exchange gelmiş. Exchange'imize bir veri gelmiş arkadaşlar. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Exchange'e bir veri gelmiş. Ama az önce ne demiştim? Buna bind olan herhangi bir queue yok. RabbitMQ'da şu an hiçbir queue yok. O yüzden o veri şu an uçtu. Boşluğa gitti. Ignore edildi. Discard edildi. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi bir de bunun için consumer yazalım o zaman. Normalde ayrı bir uygulama olarak yazacaktım ama şimdi uğraşmayalım onunla. Onun yerine şuraya yan tarafa yeni bir yerde şu main'de hatta açabiliriz. Bir consumer açalım şuraya.
Arka planda RabbitMQ mesajlarını dinlesin. Hemen gidip şeye bakalım. Ops, yanlış yaptım. Hemen consumer'ı nasıl yazdığına bakalım. Examples'tan. Consumer'da new consumer diyor. New consumer'da ne yapıyor? Consumer connection channel. Connection AMQP'yi dial diyor. Tamam, şurası exchange declare ediyor, Q declare ediyor. Exchange'e Q'yu bind edecek bir yerde, evet. Biz exchange declare etmeyeceğiz. Nokta consume diyor. Şuraya kadar. Şuraya kadar alacağız. Handle dediği range. Tamam. Şu an monitörüm gitti. Geldi şimdi. Tamam. Şöyle yapacağız. Bir RabbitMQ içine yazalım. Bütün şeyimiz burada. Function. Şöyle yapayım. Uğraşalım. Yeni bir proje açayım. New project diyeyim. Go Türkiye Consumer diyeyim buna da. New yeni sekmede açalım. Bunun main'ine yazalım. Ayrı bir uygulama olsun. Kafamız karışmasın orada. Main Go'ya package main function main. Main içerisinde şunları yazalım. Importumuza da neydi? Neydi importumuz? Streetway AMQP'yi import edelim. Soru geliyor mu diye bakayım. Geç açılıyor. Ne geç açılıyor anlamadım. RabbitMQ'dan bahsediyorsun sanırım. Burada da hemen view tool window terminal diyelim. GoModTD yapıp paketi yükleyelim. GoModTD. Şimdi burada birkaç editleme yapacağız. Mesela hemen diğer projemizden AMQP connection'ını alalım şuradan. Bu connection'ın şeyi var arkadaşlar, notify close diye bir fonksiyonu var, metodu var. Connection kapandığı zaman bize bilgi atıyor. Bu paketin, bu AMQP paketinin kendisi şunu yapmıyor. Mesela RabbitMQ ile olan connection gitti. Diyelim ki network'te bir sorun oldu anlık. Bir network bağlantımız koptu, bir şeyler oldu. Retry mekanizması yok. Tekrar connection açmıyor. Bunun için yazılmış daha üst seviyeli library'ler var. Yani bu AMQP paketini kullanıp yazılmış farklı RabbitMQ library'leri var. Biz mesela burada çok aslında low level diyebileceğimiz işte channel'ı oluştur falan filan bir sürü şey yapıyoruz. Mesela farklı dillerde bu çok daha rahat yapılabiliyor. Atıyorum C#'da mass transit var. Direkt mass transit üzerinden çok daha kolay tanımlamalarla sizin için arka planda birçok şey halledilebiliyor framework tarafından. Veya Java tarafında işte Spring Integration'da yanlış hatırlamıyorsam RabbitMQ bağlantıları için veya Spring Cloud'da da olabilir, tam hatırlamıyorum. Yani çok kolaylıklar var. Sadece birkaç annotation tanımlayıp connection bilgini verip config'te RabbitMQ'ye bağlıyorsun. Exchange'lerin otomatik senin için oluşuyor vesaire. Biz burada bayağı her şeyi elle yapıyoruz. Yani Exchange'i elle tanımlıyoruz, Q'yu elle tanımlıyoruz, Channel'ı elle oluşturuyoruz, bunların binding'ini tanımlıyoruz vesaire. O framework'ler arka planda bunu sizin için yapıyor. Go'da da bunu yapan framework paketler var. İnternet, GitHub'da ararsanız bulursunuz. Biz en temelden böyle başladık, görelim dedik. Mesela bu pakette işte retry dediğim gibi connection retry'ları falan bulunmuyor. Bunun üzerine yazılmış paketlerde bulunuyor. Şimdi channel oluşturuluyor. Şurada channel'ımızı alalım. Şunları silelim. Error diyelim. Exchange declare etmeyeceğiz. Çünkü biz zaten şunu biliyoruz uygulama olarak. Yani bir exchange'imiz var.
Karşı taraf bir exchange tanımlamış. Bize geliyor diyor ki ya diyor ben bir exchange tanımladım. Mesajımı buraya publish ediyorum. Sen istersen buna bind olabilirsin diyor. Q tanımlayacağız o yüzden. Q name'imiz ne olsun? Long running task Q diyelim. Q'ye. Evet. Şimdi bu channel üzerinden Q tanımlama işini yapacağız. Durable delayed when unused delayed etmesin. Parametrelerin ne anlama geldiğini dediğim gibi araştırabilirsiniz daha sonradan. FMT printlen. Error'u bassın. Tanımlayamazsa. Şimdi binding yapacağız. Ben UI'dan mesela ne yaptım? Exchange tanımladım. Q tanımladım. Binding verdim. Exchange'e gelen mesajlar o Q'ye gitti. Ama burada bunu elle yapacağız. Gene channel üzerinden Q binding vereceğiz. Herhangi bir binding key'imiz yok. Hangi exchange? GoTR. Exchange adını hatırlamıyorum. Unuttum. Neydi? Nereye bind? GoTR City Exchange'miş. Buraya GoTR City Exchange'i vereceğiz. Print elemle error'umuzu görelim. Bir hata varsa. Starting consume demiş. Şöyle şurayı düzeltelim. Consumer tag'imiz yok ya. C tag ne? Tamam şöyle diyelim. Ne diyelim consumer tag'ine? Buraya elle bir şey verelim. Info consumer diyelim ya. City consumer diyelim. City consumer. Şöyle geri alacağım. Şuraya City consumer dedim. Şunu da gene silelim. Error handle ettik. Şimdi şurada handle metodu ne yapıyor? Bakalım. Deliveries diye bir şey dönmüş. Bu channel consume ne dönüyor bize geriye? Bakın. Channel.consume metodu geriye deliveryler ve error dönüyor. Deliveryler de bir channel aslında. Channel içerisinde delivery tipinde bir şey alıyor. Yani biz bunu şöyle consume edebiliriz. For deriz. Bir sonsuz döngüde. Data deriz. Veya message diyelim. Message. Deliveries diyelim. Oh. Yapamadım. Kafam karıştı. Ha, concurrency sunumunu anlatan kişinin channel'dan data okuyamaması diye bunu da not düşelim. Bazı şeyler unutuluyor ya kafa karışıklığında. Ne geldi elimize? Delivery tipinde bir data geldi. Şimdi bakalım bu delivery'de neler varmış. Message ID body. Body neydi? Biz publish ederken byte array publish ediyorduk. Aynı şekilde okurken de byte array okuyacağız. Şunu şöyle okuyalım. fmt.println diyelim. Read data diyelim. Data, read it. Yanlış yazdım bir şey. Read data diyelim. Ve bunu string diyelim. Message.body diyelim. Şimdi iş burada bitmedi. Acknowledge diye bir kavram var. RabbitMQ'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz mesajı consume ederken RabbitMQ mesajları consumer'da yollar. Şu ekran paylaşımından açayım. Şurada. Bakın burada şu oku böyle çizmemin bir sebebi var. Şu yönde çiziyorum. Çünkü mesajı RabbitMQ yollar. Consumer işini yapar. RabbitMQ'ya acknowledge yollar. Yani ben bununla işimi bitirdim der. Okey der. Herhangi bir sorun yok. Bu mesajı silebilirsin der. Consume edildikten sonra acknowledge alan mesajlar silinir. Gene birçok framework bunu sizin için otomatik yapar ama biz low level bir library kullandığımız için kendimiz elle yapmak zorundayız. Şimdi koddan bakalım. Bu arkadaş acknowledge'ı nasıl yollamış? Handle etmiş. Bakın delivery.ek demiş. Hemen bakalım. Log printf'te neleri basmış? Land body, delivery tag body. Biz de acknowledge'ı şöyle verebiliriz. Gidelim buraya. Message.ek diyelim.
Olsun. Ben bunu başarılı bir şekilde yaptım. Mesela burada biz konsola bastık ama aslında burada mail göndermedir veya uzun sürebilecek farklı bir işlem yapacaktık. Asenkron, async veya uzun süren arka plan işlemi yaptık. Bunu simüle ettik yani burada. Şimdi main go neye kızıyormuş? Bir yerde bir şeye kızıyor. Ha, key demişiz. Key yok. Şöyle yapalım. Bu arkadaşı çalıştıralım. Hatta bu arkadaşı neredeymiş? Petini alayım. Şu pete gideyim. Yeni bir terminal ekranı açayım. Bunu arka planda şu terminalde çalıştırayım. Mango. Cannot find package. Niye? Ha, çünkü benim Go versiyonlarım. Aa, o çok kötü oldu. Bu kötü oldu. Şöyle yapalım. ASDF Global Go 1.17 diyeyim. Go.txt diyeyim burada da. Export Go modül diyelim. Bakın şu an bazı mesajlar yazdı. Ne dedi? Got connection, getting channel dedi. Bizim bütün info mesajlarımızı yazdı aslında. Declared exchange, declaring queue dedi. Queue yani exchange zaten vardı. Biz o step'i atlatmıştık. Queue declare etti. Queue'yu declare ettim dedi. Şimdi binding yapıyorum. Queue bound to exchange, starting to consume dedi ve bekliyor burada. Queue'muzu bind ettik. Bekliyoruz. Şimdi bakalım. RabbitMQ'nun arayüzüne girelim. Bizim şu exchange'imiz şuydu. Go City Exchange'ti. Girelim buraya. Bindings'e geldiğimizde bakın long running task queue diye bir binding geldi buraya. Bu arkadaş bizim az önce bind ettiğimiz arkadaş. Şurada long running task queue. Bakın queue'yu declare ettik. Buraya RabbitMQ'ya binding'imiz geldi. Şimdi tekrar gidip şuradan go.tr eğitim server'ımızı çalıştıralım. Ve tekrar bir site oluşturalım. Curl diyelim. Ya 0 1 1 diyelim. 6 diyelim. Biri bilmiyorum. 0 1 Adana'ydı değil mi? Adana. Adana. Şimdi Adana'yı oluşturalım. 201 created dedi. Hemen database'imizi kontrol edelim. Database'imize Adana geldi. Hemen gidip RabbitMQ'ya bakalım. Bakın şurada hemen 22.22'de yani tam şu an az önce bir mesaj gelmiş gitmiş. Bakın buraya da iletmiş mesajı. Şöyle son 5 dakika diyelim, son 10 dakika diyelim. Bakın son 10 dakika içerisinde son bir dakika içerisinde şurada bir mesaj gelmiş. Consumer sayımıza bakıyoruz. Bir tane bu oluşturulan queue'nun bir tane consumer'ı var. Şimdi consumer'ımıza gidelim. Bakın. Consumer'ımız bir mesaj basmış. City created with name Adana diye. Bizim bastığımız mesaj buraya gelmiş. Biz ne mesaj basmıştık? Şuradan bakalım. Publish'e. Bu publish'i çağırırken ne demiştik? City created with name Adana. Burada da tam olarak o mesajı gördük. City created with name Adana. RabbitMQ tarafı böyle. Bu kadar anlatacaklarım RabbitMQ'de. Yani çok konu var. RabbitMQ'ya özel belki bir sunum yapmak gerekir. Ama ben kafanızda oturması açısından en temel işlemleri anlattım. Yani exchange nedir? Fan out exchange nedir? Direct exchange nedir? Consumer nasıl oluşturulur? Queue'lar nasıl tanımlanır? Exchange'e nasıl bind edilir? Mesaj nasıl publish edilir? Mesaj nasıl consume edilir? Bunları gördük. Şimdi son olarak saat 10.30 oldu. Son olarak Redis işlemlerine bakalım. Diyelim ki biz kaç tane site oluşturduk? Burada bir sürü site oluşturduk, değil mi? 4 tane. Bunların 80 tane olduğunu düşünün. Her isteğimde, hangi isteğimde? Şu isteğimde. Siteleri listeleme isteğimde
bakın bana tipi listesi dönüyor. Ve her seferinde bu database'e gidiyor. Her seferinde stil listesi için database'e gidip yeniden SQL sorgusu atılıyor. Ve bu isteğin yüzlerce, binlerce, yüz binlerce atıldığını düşünün. Database'e sürekli bir yük var. Bir yandan database veri yazmaya çalışıyor, bir yandan database veri okumaya çalışıyor. Böyle düşünün. Burada devreye cache sistemleri giriyor. Veriyi cache'lemek. Veriyi cache'leyerek ne yapıyoruz? Tekrar tekrar okunan veriyi database'e gitmek yerine harici bir yerde tutuyoruz. Daha hızlı, daha uzun sorgular atmadan tek seferde erişebileceğimiz bir yerde tutuyoruz. Ve database'imizi rahatlatıyoruz. Responslarımız da hızlanıyor cache'den geldiği için. Bu bir optimizasyondur. Yani cache çok bilindik bir konudur. Statik contentleri cache'lersiniz. Çok fazla erişilen ama çok sık değişmeyen datayı cache'lersiniz. Büyük sorgular sonucu generate edilen datayı cache'leyebilirsiniz. Dediğim gibi yani bu örnekleri kendi uygulamanızın senaryosuna göre değiştirebilirsiniz. Şimdi biz ne yapacağız? Bu city listi, şu listeyi, bakın burada değişen bir şey yok. Yeni bir city gelene kadar burası değişmiyor. Hep ama database'e gidiyoruz. Onun yerine burada cache'den okuyacağız. Bunun için ne yapacağız? Gideceğiz. Gideceğiz. Golang, Redis, GitHub diyelim. Ben açıkçası daha önce hangi paketi kullandığımı hatırlamıyorum. Muhtemelen starladığım paketi kullanmışım. Bunu starladım mı acaba ya? Şöyle bakayım hangi paketi. Diğer projemden bakayım. Sidecache, Couchbase değil, Redis. Nereden almışım? Go Redis'ten almışım. Süper. Redis Client. Tamam, buradan alayım ben de. Brokers dedik. Buraya bir de cache diyelim. Cache. Redis diyelim. Type Redis cache diyelim. Struct diyelim. Bu arada bunu repository altına da koyabilirsiniz de. Neyse, onları mimari konusunda anlatırız. Bunların hepsi aslında infrastructure'da olmalı. Hexagonal mimariye göre. Redis cache diyelim. Function. Bunun neyi var? Aslında iki tane basit metodu var. Get var. Import alalım şunu. Hemen go mod deyip Redis paketini yükleyeyim. Bir su içiyorum hemen yüklenirken. Tamam. Şimdi bakalım Redis'e connection nasıl kuruyormuşuz? Redis client diye bir şey dönüyormuş bize bir kere. Bunu alalım. Client dönüyormuş. Bu client'a nasıl bağlanıyoruz? Hemen bir tane function new Redis diyelim. Ops. Client adres alıyor. Şuradan client eşittir dedik. Redis new client. Redis adres, Redis password. Host'tan almayalım. Redis adresimiz local host olsun. Local host. Redis port kaçtı ya? Hatırlamıyorum. Şimdi bakarız. Redis password'ümüz. Buna da bakacağız şimdi. Ne diyelim? Redis pass diyelim hala. Burada return diyeceğiz. Redis cache diyeceğiz. Client diyeceğiz. Client diyeceğiz. Şunu da return'le de Redis cache'i, ops, Redis cache'i ekleyelim. Tamam. Şimdi Redis'i de gene Docker'la çalıştıracağız arkadaşlar. Gidelim. Şuradan Docker'la bir Redis kaldıralım aya. Ben daha önce kaldırmış mıydım? History grep Redis diyeyim. Docker pull demişiz. Docker inspect. Ha, 6379 portumuz. Süper. Hemen portu geçelim. Bakalım Docker Redis'e bakalım. Docker Redis. Şifreyi nereden alıyorduk hatırlamıyorum açıkçası.
Docker run name demiş. Some Redis append only. Yes. CLI. Password nereden geçiyorduk peki? Password. It will be open without the password. It's highly recommended. Protected mode is turned off by default. Tamam, süper. Tamam, şöyle yapalım. Ben de Docker image grep Redis dediğimizde Redis varmış. Tamam, süper. Şunu çalıştırdığımız zaman Docker run diyelim. Port verelim. Tref 63.79'a maple. Name some Redis diyelim. Hadi bakalım. O Redis latest'i bulamadı. Şu an pull ediyoruz. Bakalım. Completed. Çalıştı. Tamam. Clear. Docker PS diyelim. Some Redis buraya geldi. Terminalim biraz küçültebiliyor muyum şöyle? Birazcık küçülttüm. Some Redis şuraya geldi. Çalışıyor. Default olarak şifre gerektirmiyor dedi. O zaman şunu silelim. Şuraya bağlanmamızı bekliyorum. New client dediğimde client nilse muhtemelen bağlanmadı demektir bu herhalde. Biz bağlanmış farz edip şuradan if client işte nilse efendim print alanında bir error yazdıralım şuraya. Neyse bağlanamadık diyelim. Şimdi get işlemi yapacağız ve put işlemi yapacağız. Put işlemini nasıl yapacağız? R nokta. Bakın Redis'in client'ında neler varmış? Set olması lazım. Aynen. Set key value. Biz şuraya ne alalım? Byte alalım. Value olarak. Set'e value koyalım. Ha pardon. Cities diyelim. Value diyelim. TTL'de 0. Şimdi expiration dedi bu bir TTL diye hatırlıyorum ben. Yani belli bir süre sonra bu veri otomatik olarak silinsin mi? Bunu 0 verdiğimizde hayır silinmesin demek bu. Yani sonsuza kadar cache'de dursun. Cache'imize bir key vermemiz gerekiyor. Yani ben cities key altına koymak istiyorum bu verileri. Bana geriye status dönüyor. Şimdilik bunu kontrol etmeyeceğim. Bir de bunun get işlemi olacak. Client.get diyeceğiz. Get'te de gene cache key'imizi vereceğiz. Cities döneceğiz. Şimdi bu zen ne dönüyormuş? Bakalım. Byte scan diyor. Bir struct'a çevirebiliyoruz bunu. Value string olarak dönüyor. Byte olarak döndürmek istiyorum ben. Bu da şöyle byte diye döndürelim. Bakayım ne dönüyordu geri? Error. Tamam. Herhangi bir şey bulamazsa boş döndürecek diye hatırlıyorum. Tamam. Şimdi bunu da aynı şekilde main'e gidelim. RabbitMQ'nun altına da Redis diyelim. Redis cache diyelim. Cache nokta Redis diyelim. Şimdi ne demiştik? City listesini her seferinde database'den çekmesin. Yani bir noktada Redis cache'den get etsin. Peki hangi noktada get etsin? City cache diyelim şuraya. Eğer diyelim city cache nil değilse, yani city cache boş değilse doğrudan bu artık bir byte array'di hatırlarsanız. City cache'i doğrudan yazdırabiliriz. Eğer city cache boşsa, cache'de data yoksa git diyelim. Sen city cache'i çek. Şurayı şimdi şöyle yapabiliriz artık. Böyle yapmayalım. JSON.marshall diyelim. City list diyelim. Şöyle diyelim. Sen diyelim git. Arka planda asenkron olarak bu datayı
Redis'te keşe bas. Pardon. Şurayı, ops, yanlış yaptım. Veritayı sen git asenkron olarak go, bir go rutinle keşe koy ve bunu aynı zamanda writer'la yaz. City list bytes diye yaz. Böylelikle asenkron koyduk ki Redis'e yazarken response'umuzu geciktirmeyelim. Bir sonraki request'te ne olacak? Cache'de data varsa şuraya da hatta yazalım. FMT printlen city cache'de var. Şuraya da city cache'de yok. Şuraya da city cache'leniyor diyelim. Şimdi eğer bir hata yapmadıysak go run main go dediğimizde AMQP'ye bağlandı. Bir hata vermedi. Sanki Redis'e de bağlandı. Bakalım. Evet, nil değilmiş. Bakalım. Şimdi göreceğiz. Curl listeye atalım. City'leri listeleyelim. O ne oldu? Ne dedi? 200 ok dedi. Ama bana hiçbir şey dönmedi. Neden? Hemen uygulamamıza bakalım. City cache'de var. City cache'de var. Nedenmiş? Cache'de varsa neden data dönmedi? Hemen bakalım. Get'i çağırıyoruz. Client get dedik. Bytes dedik. Şu error'ı handle etmedik. If error farklıysa nil'den return nil diyelim şuraya. Muhtemelen bundan ötürü oldu. Tekrar istek atacağım. Curl diyorum. Bakın ilk seferde bana city'ler geldi şu an. Uygulama loglarına bakalım. Uygulamamız ne dedi? City cache'de yok dedi. Sonra da city cache'leniyor dedi. Yani ne oldu burada? Şu get'e gidelim. Kullanan yere. O ne oldu ya? Burası değil. Get metodunu kullanan yere gidelim. Heh. Burada bir request geldi arkadaşlar. City'leri listeleyen bir request geldi şurada. Önce gittik cache'e sorduk. Cache dedik. Sende city var mı? Cache'de herhangi bir city yoktu. City cache'de yok dedi bize. Gitti SQL'den bütün city'leri listeledi. Gitti bütün city'leri marshal etti. Asenkron olarak city cache'leniyor dedi. Redis'e koydu ve response'u döndü. Şimdi ikinci request'e atalım. Bir sorun yoksa eğer bize cache'den dönmesi gerekiyor buna. İkinci request attım. Tekrar bakalım. Bakın city cache'de var dedi bu sefer. Nereye girdi? Bu sefer cache'den get ettik city'leri, city cache'i. Nil değilse dedik. Yani data varsa. City cache'de var dedi. Writer write dedi. City cache dedi. Return dedi. Bakın. Bize response'u başarılı bir şekilde döndü. Şöyle tekrar birkaç kere istek atıyorum üst üste. Öğlen de gidiyorum. Artık cache'den getiriyor. Bu bize ne sağladı? Gelen istek için boş yere gidip SQL'de bir yük oluşturmuyoruz artık. Böyle büyük ve statik bir datayı cache'de tutuyoruz. Ve bu sayede bizim database'imiz hızlanmış oluyor. Database'e bir nefes alması için fırsat tanıyoruz. Aynı zamanda response'larımız da datayı cache'den getirdiğimiz için SQL sorgusuna göre daha hızlı çalışıyor. Yani SQL sorgusu hazırlanacak, database'e gidecek, database işte raw scan yapacak, o an okuma için blocking işlem yapacak vesaire, IO işlemi yapacak tonla vesaire vesaire. Onun yerine biz tek seferde O1'de erişerek cache response'umuzu da hızlandırmış olduk. Buraya kadar sorunuz var mı arkadaşlar? Yani RabbitMQ ile ilgili olsun, niye cache yazdık, cache'i nasıl yazdık, RabbitMQ anlamadım, neden koyduk araya vesaire diyen var mı? Consumer nedir, publisher nedir, bu taraflar net mi? Şimdi anlatacaklarım açıkçası bu kadar.
bitirdik. Yani SQL'den bahsettik, CRUD işlemlerinden bahsettik. Bir API yazıp bu yazdığımız API üzerinden repository'mizle database işlemlerimizi yaptık. RabbitMQ'ya asenkron mesaj attık. Redis'e cache koyduk, cache'den getirdik. Sorunuz var mı arkadaşlar? Yorumlara bakıyorum. Ekran paylaşımını kapatıyorum şimdi. Stop sharing dedim. Opera'ya geleyim. Şimdi yorumlarda Serkan Tan demiş ki consumer oluştururken API API'nin auto ek özelliği var mıdır? Sanırım şeydi. Tamam. Consumer'larda consumer oluştururken API'nin auto ek. Consumer farklı bir kavram. API farklı bir kavram. Consumer'da şunu yapabilirsiniz. Auto ek high level library'ler kullanarak Go'da otomatik olarak consume ettikten sonra mesajı acknowledge vermesini sağlayabilirsiniz. Mesela mass transit'te bu böyledir. Bir .NET yazan veya mass transit kullananlar bilir. Java'da da aynı şekilde Spring tarafında bir RabbitMQ mesajını consume ettiğiniz an, fonksiyondan çıktığınız an otomatik olarak acknowledge'lıyorlar. Bir exception verirseniz de neck yollar, mesajı error queue'ya düşürmece vesaire o gibi süreçlere girersiniz. Başka soru var mı arkadaşlar? Bu saat 2 saatlik bir eğitim oldu. Umarım faydalı olmuştur hepiniz için. Bakayım 30 kişi kalmışız. Sorularınızı Discord kanalından da iletebilirsiniz. Discord'da aktif olarak cevaplamaya çalışıyoruz. Orada bir iletişim kurmaya çalışıyoruz gelen arkadaşlarla. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir geri bildiriminiz varsa gene Discord'dan yazabilirsiniz. Şurası şöyle olmuş, burayı anlamadım. Şurayı şöyle anlatsanız daha iyi olur gibi. Bir sonraki eğitimlerde öyle yaparız. O zaman herkese iyi akşamlar diyorum. Birazcık daha online'ım. Discord'da soru gelirse Discord'dan cevaplayacağım. Umarım anlaşılmıştır. Mimari konusuna girdiğimizde de bazı kısımları, işte paket yapısını, repository, infrastructure vesaire bunları anlatacağız. Elimizden geldiğince. Samet demiş ki message queue'da diyelim mail atamadı. Kullanıcıya nasıl bilgilendirme yapılıyor? Consumer hata aldığı durumda retry mekanizmaları devreye giriyor. Yani senin implement etmene göre o sana kalmış bir şey tamamen. İstersen bazı hatalar ignore edilebilir, görmezden gelinebilir. Bazı hatalarını da tekrar deneyince geçeceğini bilirsin ve tekrar deneme yapabilirsin. Yani o an anlık bir network hatasıdır. Bir erişim hatasıdır veya erişmeye çalıştığın şey o an için orada değildir, daha sonradan available duruma gelmiştir. Retry edilebilecek hatalar dediğim gibi retry edilir, ignore edilebilecek hatalar ignore edilir. Error queue kavramına bakabilirsin. Daha sonra hiçbir şekilde handle edemediğin hataları manuel olarak düzeltmek istediğinde bir error queue'ya düşürebilirsin mesajı. Böyle. Dediğim gibi sorularınız olursa Discord üzerinden cevaplarız. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Broadcast'i sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.